Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, felaketlerden uzak, elbette ki acı haberlerden uzak güzel günler diliyoruz değerli izleyenler. Haftamızın ikinci günü, salı günümüz. Bugün yine birbirinden değerli iki konuğumuz var. İlk konuğumuz benim çok takdir ettiğim bir sanatçı efendim, bir ressam, bir resim sanatçısı. Aynı zamanda bu işin eğitmeni, öğretim görevlisi, Fırat Üniversitesi Resim ve Grafik Bölümü öğretim görevlisi Yaşar Sabri Şanlı hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam 4 yıl sonra sen alabildim nihayet. Vallahi şimdi derler ya bu felaketler deprem olsun efendime söyleyeyim. Virüs bazen de şükür etmemiz gereken konular. Senin fırsatını bulduk da gezdirebildik. Yani derslerin olmayışı değil mi hocam? Evet. Nasıl gidiyor hocam? Çok şükür uğraşıyoruz. Bir yaramazlık yok. Çok şükür. İyidir. Vallahi değerli izleyenler Şanlı ailesi. Bizim için değerli bir aile. Benim için gerçekten her iki kardeş de. Ben ikisini tanıyorum sadece. Yaşar Sabri ve Ömer Şanlı abilerim. Gerçekten çok kıymetli insanlar. Ömer abi de benim için öyledir. Buradan da selamlarımı gönderiyorum kendisine. Yaşar Sabri Şanlı hocam da uzun dönemdir. Yani programın ilk sezonundan beri arzu ettiğim, programa davet ettiğim ama bir türlü nasip olmadı. Yani fırsat hem kendinden kaynaklı hem bizim yoğunluğumuzdan kaynaklı. O müsait olduğunda biz olamadık. Biz davet ettiğimizde o anda o müsait olamadı. Bir türlü kısmet olmadı. Nihayet bugüne fırsat bulduk ve çağırdık. Tekrar hoş geldin diyoruz. Bugün rica ederim. Hocam bugün inşallah sanat dolu bir 45 dakika geçireceğiz, sohbet edeceğiz. Çünkü malumunuz öğrencileri var. Bu öğrenciler de bu süreçte hem eğitimden değil mi? Tabii. Hocam birçok sanatsal faaliyetlerden de geri kaldılar. Sergiler olamadı bu süreçte. Bunları sohbet edeceğiz. Bir sanatçının sanattan geri kalması kadar ona zarar veren bir şey olamaz. Elbette. Değil mi hocam? Tabii ki. Bir sanatçı gözüyle bakıyorum. Kendim de bir sanatçı olarak. Yani evet ben bu süreçte sizlerle birlikteydim. Benim sahnem de burası bu süreçte tabii. Sizlerle ulaşmanın yolu bu. Ama bir tiyatrocunun sahnesinden olması demek bir ressamın tablosundan uzak durması gibi bir şey. Evet. Doğru mu hocam? Tabii ki. Evet. Şimdi efendim birazdan sohbet edeceğiz. Hocamdan da müsaade isteyeyim. Şu yemeği başlatalım birlikte. Tabii, tabii. Değil mi? Tabii. Yemekte. Hocamın yemekte pek arası yok. Gördüğünüz gibi zayıf. Tamam. Evet. Liste. Evet. Sayabiliriz. Biz de arada burada kullanacağımız malzemeleri sayabiliriz. Yok. Zannederim bir teknik problem. Ne yapacağız bugün önce? Bugün hem sebzeli tavuk pirzola yapacağız. Sebzeli bir tavuk pirzola mı? Evet. Yanında bir şehreli pirinç pilavı. Yakışır. Yanına tavuğun yanına pirinç pilavı yakışır. Çok yakışır evet. Bizim aslında amacımız şöyle daha az malzemeyle çok kaliteli yemek yapmak. Çok fazla ve kalabalık bir şey yapmıyoruz yani. Sen de onu biliyorsun. Bizim amacımız orta halli insanlarımıza. Yani evinde yapabileceği yemekler. Günübirlik yapabileceğimiz yemeklerin tarifini vermek istedim. Yani yoksa isterse kuzu dolması da yaparız. Yani. Ona hiç gerek yok. Ama herkes kuzu dolma yiyemiyor. Değil mi? Evet. Evlerimizde ne yiyoruz? İşte tavuğumuzu yiyoruz. Tavuk yiyoruz evet. Neyimizi yiyoruz? Kıymamızla köftemizi yapabiliyoruz. Yani pilavımızdır, çorbamızdır, salatamızdır. Et olacak diye bir kayda da yok değil mi? Ya illa et olacak diye bir kayda da yok. Zeytinyağlılarımız var. Yani. Çok güzel, harika yemeklerimiz var. Türk mutfağı çok güzel biliyorsunuz. Yani ben özellikle ona çok dikkat ediyorum. Az malzeme, maliyeti düşük ama kaliteli bir yemek. Yani maliyeti her düşük olan yemek de yani kötü bir yemek değildir. Kesinlikle. Kaliteli bir şey. Bu süreçte zaten insanlarımız ekonomik şartlar malum. Artı alışveriş de yapamıyoruz zaten dışarıdan yani çıkamıyor. Yani orta halli insanlarımızın sayısı çok fazla. Evet. Türkiye'nin. O yüzden biz de onların bütçelerine göre yemeklerimiz. Aynen. Değil mi? Öyle. Aynen öyle. En düşük seviyede karnımızı nasıl doyururuz? Akşamımızda, öğlenimizde yemeklerimizi nasıl yaparız? Yani onun derdindeyiz. Bu bir yemek tarifi verdiğimiz zaman her aile yarın bu yemeği evde yapabilsin. Tabii ki ya. Amaç o yani. Aynen öyle. Evet. Bir için, tavuk pirzola, sebzeli tavuk pirzola. Sebzeli tavuk pirzola, evet. Bir de şehriyeli pirinç pilavımız var. Bir malzemelerini sayalım. Tavuğumuz var. Tavuğu biz hazır pirzola alıyoruz ama yine biraz da elden geçireceğiz. Çünkü bunu makine soyuyor. Tabii makine soyuyor. Yine ustanın yapması bambaşka. Bunu tek elden geçiriyoruz. Biraz da incelteceğiz. Eyvallah. Ondan sonra mühürleyeceğiz. Tereyağımız var. Sebze olarak domatesimiz, biberimiz. Biber. Başka bir şey yok. Yani sade evet. Yani arzu eden patatesle kızartıp atabilir ama
Biz bunu şöyle biraz sade yapıyoruz. Eyvallah. Arzuya göre. Tamam. Bunu bir de terbiye edeceğiz. Terbiyemiz de var. Onun için değil mi? Bir kaşık yoğurt, bir kaşık salça. Bu salça şu an biraz fazla. Yemek kaşığı efendim. Evet, yemek kaşığı. Oranda. Biz bu zaten liste çıkarsa iki kaşık salça yazdığımız için birinden sosuna kullanacağız. Eyvallah. Yani yarı yarıya. Tamam. Bir de pirinç pilav yapacağız. Pirincimizi daha önce suya koyup suda ıslatıyoruz, bekletiyoruz. En az böyle bir 20 dakika falan beklemesi gerekiyor. Çok doğru. Yani beyazlayacak. Çok doğru. Pirinç beyazlayacak. Kavurduktan sonra tekrar şeffaf bir renk alacak, kristal bir renk. Ondan sonra onun suyunu vereceğiz. Eyvallah. O da yaparken... Şimdi dün pilav hakkındaki görüşlerimizi belirtmiştik. Herkes yapamaz demiştik değil mi? Tabii. Bazı evet. Pilavı yaparken püf noktaları var. Onları da şefim evet. Yaparken anlatacak. Peki. Pirzolayla başlayacaksın, o işlemlerle başlayacaksın evet, zannediyorum. Evet, işlemlerle başlıyoruz. Şefim kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Biz de sohbetimize başlayalım. Sohbet edin. Şimdi sabırsızlığım neden biliyor musun? Şimdi evet. Sanat konuşmak çok güzel bir şey. Evet. Sanatçı için özellikle. Herkes için de sanattan bahsetmek. Ben de hocamın çalışmaları hakkında, çünkü birçok hocamın faaliyetleri de var, dernekler var. Onları biraz sohbet edeceğiz. Mesela Uluslararası Sulu Boya Derneği var efendim, İzmir'de merkezi. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Ve dünya üzerinde gerçekten söz sahibi. Türk dünya üzerinde tek herhalde. Tek değil. Tek değil dünyada mi? Şu anda en iyi bilinen, belki de en çok dernek. Bulunan 100 küsur ülkede temsilcimiz var. Merkezi dediğiniz gibi İzmir'de, Türkiye'de. Kurucuları Türkler. Tabii ilk kurduğumuz zaman Türk olarak bizler kurduk. Şu an onursal başkanımız olan Atanur Doğan, kendisi hem Türk vatandaşı hem Kanada vatandaşı, benim üniversite arkadaşım. İlk kurucu başkanımız oydu. Şu anda da zaten IWS'in, Uluslararası Sulu Boya Derneği'nin globe dediğimiz dünya genelinde söz sahibi olan derneğin evet. Genel başkanı şu anda. Çok her güzel. Ülkenin bir temsilcisi var. Temsilciler de o ülkenin en iyi sulu boya sanatçıları. Yani 100 küsur ülkede şu anda... bir teşkilatlanmış durumdayız. Evet, dernek merkezi yani, İzmir ama evet. 100 küsur ülkede tabii. Temsilcilikleri var. Tabii şu an dünya güzel. Genelinde düşündüğün zaman sivil toplum kuruluşları alanında veya sanat dernekleri, sanat kuruluşları alanında şöyle bir göz açıp baktığınız zaman sosyal medyadan özellikle şu an dünyada en iyi bilinen alanındaki dernek sayılabilir. Değil mi bu resim sanatında? Yani biz söz sahibi. 1900 evet sulu boya sanatında. Sulu boya. Yani, orada bir daraltma yapıyoruz. Anladım. Sadece sulu boya sanatında. Çünkü bizim mesela ülke temsilcilerimiz hayatını sulu boyayla kazanan kişiler. Yani hobi olarak yapan insanlar değiller. Mesela Hindistan temsilcisi, Çin temsilcisi. Bunlar master sanatçı dediğimiz üst düzey. Hocam bir araya geliyor tamam. Mu temsilciler? Elbette, Türkiye'den mi toplanıyor elbette. İzmir'de? Türkiye'de 5-6 tane çok büyük organizasyon yaptık. Sergileri var tabii. Oluyor. Sergi ve festival, yarışma ve festival olarak yapıyoruz. Çok güzel. Yani sade sergi, sade yarışma değil. Yani konferanslarla birçok etkinlikle destekleyerek etkinliklerimizi yapıyoruz. Mesela bu sene dünyanın en büyük, belki de gelmiş geçmiş en çok sanatçının bir araya geldiği bir etkinlik yapacaktık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Bey'in davetiyle çok güzel. Ve organizasyonuyla, sponsorluğuyla şimdiye kadar yapacağımız en büyük etkinlik olacaktı. Etkinlik olacaktı ama maalesef evet, virüse takıldı. 7 Mayıs'taydı etkinliğimiz, 5 gün sürecekti. Yarışmamızı da yaptık, kışın internet üzerinden ilk yarışmayı yapıyoruz. Evet. 5-6 kere yaptık biz bu etkinlikleri dünya genelinde. Dünyada en çok ses getiren etkinliklerden biri sulu boya anlamında. Ama pandemi girdiği için araya bir ay önce... İptal mi erteleme mi? Şu an ertelendi. Yani tarihi belirli olmamak kaydıyla ertelendi. Bayağı bir hazırlık da yapmıştık. Yani 50'den fazla ülkeden sanatçı gelecek. Gelecek maşallah. Bildiğim kadarıyla. Çok güzel. Yani ama zaten 10 tanesini Büyükşehir Belediyesi bizzat ağırlayacaktı. Hocam böyle bir organizasyonu gözünün önüne getiriyorum. Bir festival mahiyetinde tabii olur evet. Muhakkak. Muhteşem bir olay. Yani 50 ülkeden temsilcinin eserleriyle birlikte gelip. Bunları yaptık biz. Katıldı. 2012'de yine Tunç Soyer Bey'in Seferihisar Belediye Başkanı iken. Evet. Tunç Soyer Bey'i niye söylüyorum? Biz 2011'de Atanur Doğan Bey'le Facebook'ta gruba insanlar yavaş yavaş davete geldiği zaman sayımız 50 bine yaklaşmıştı o zaman gruba katılım 2011 yılının sonlarında.
İşte Atanur Bey ile temasa geçiyor. Dernek kuralım diyor. Gelin diyor size yer vereyim. Seferihisar da o zaman yer verdi. Derneği kurduk. Derneğin halen şu an itibariyle söylediğim 100 küsur ülkede ve dünyanın her yerinde kullanılan amblemi de bana ait. Tasarımı bana ait. Çok güzel. Ve bütün geçen seneye kadar hemen hemen birçok grafik tasarımları bana aitti. Ben hocam, esas grafik tasarımcısıyım. Sen yönetimdesin. Ben şu an yönetimde değilim. Geçen seneye kadar genel sekreteriydim. Daha evet. önceden yönetim kurulu üyesindeydim. Yani Elazığ ikametli olduğum için kurucu, resmi kurucuya değilim. Evet. Ama Atanur Bey'le beraber Kur'anlar. Buradan kendisine selam söylüyorum. Seyrediyor mu? Muhtemelen... İnşallah seyrediyordur. Selam olsun efendim. Kanada'da şu anda muhtemelen izleme... Hocam dünyanın her yerinde izlemiyoruz. Orada, şu an orada yatıyorlar mı? Saati yani tanımıyorum. Bak bizi küçük görme. Kanal Fırat dünyanın her noktasında. Alaska'da dahi izlenemiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Şu an dünyada sanat alanında tanınan en meşhur kişilerden birisi Atanur. Çok doğru. Yani ama... kendisi portre, sulu boya portre alanında birkaç kere dünya birincisi oldu. Dünyada söz sahibi bir yani, ressam anladım Atanur çok Bey. Sağlam bir deseni vardır. Hocam peki bu dernek yani Uluslararası Sulu Boya Derneği. Evet. Uluslararası dünyada 100 ülkede temsilcileri olan bir dernek. Basında bizim niye haberimiz yok? Yani ben cehaletimizi hoş görüyorum. Belki de çoğu insanın bu camiadaki yani, insanın haberi haber, vardır ama basında çok yer alamıyorum. Şundan dolayı muhtemelen olmuyor. Şimdi basında çok haber var. Yani basında var. Bizim haberlerin hepsi var. Yalnız bunu basın mensupları tabii seçip çıkarıp yayınlaması gerekiyor. Yani bizim dernek olarak gidip de illa bizim haberimizi yayınlayın dememiz mümkün değil. Evet, çok teşekkür ama ederiz. Ama biz etkinlikleri... Eyvallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz etkinlikleri yapıyoruz. Etkinliklerin yapan sponsorlar ilgili dağıtımlar yapıyor. Mesela bundan önceki en büyük etkinliğimizi biz... Gaziantep Belediyesi'nde yaptık. Fatma Şahin Hanımefendi bizim sponsorumuz oldu. Ve yaptığımız en iyi, en büyük organizasyonlardan biriydi. Yine evet. oraya da yanlış Fatma Hanım da sanata uzak bir insan değil. Yani Antep'e ben biliyorum, gördüyseniz eğer biliyorum, Antep'e bilmiyorum. Müthiş katkısı var. Gerçekten sanatsal yani orada, şeyleri de var. Bir sanat sokağı söz konusuydu. Yapıldı Antep'in bilmiyorum. Tam merkezinde eski adliye binası şu anda sanatla ilgili hizmet veriyor. Biliyorum evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani şehrin tam merkezinde. Yani başka bir kafa olsa orada, mesela ticari amaçlı düşünebilen, o binayı başka farklı düşünebilir. Çok farklı düşünür. Yani eleştirmek gerekiyor aslında. Çok doğru. Niye eleştirmek gerekiyor? Mesela bizim eski belediye binamız yıkıldı. Ben defalarca söyledim, yıkılmasın dedim, korunsun dedim. Yani en azından içten yıkılsın, dıştan aynı yapılsın. Çünkü şehirdeki yapıların, tarihi yapıların özellikle görüntüsünü yok etmemek gerekiyor. Çok doğru. Yani insanların bunu görmesi gerekiyor. Benim dedem bu binanın önünden geçti demesi çok büyük bir şey yani. Gerçekten. Çok önemli bir şey. Çok yani önemli. Siz Elazığ eski bir şehir değil. 100 küsur senelik bir şehir. O binada 50-60 senelik, 70 merkezden senelik bir tabii 70 senelik bir binadan 70-80 senelik bir binadan en az, bahsediyoruz. En az. Şehrin kuruluşuna göre şehirle beraber ortaya çıkmış bir yapı gibi o. Biliyorsun hocam önce tek kat. Tabii, tabii. Sonradan üstüne kat eklenmiş. Bunlar önemli diye söylüyorum. Mesela geçenlerde bir bahis oldu sosyal medyada öğretmen evi yıkılsın falan filan diye böyle bastırdılar. Olur çok yanlış. Çok yanlış. Çok yok yanlış. Efendim işte şundan dolayı yapılmış, bundan dolayı yapılmış. Her ne sebeple yapılmış olursa olsun. Şu anda o bina duruyor. Ben o binada okudum mesela. Evet. Mehmet Akif Ersoy Lisesi mezunuyum. 82, tabii. 83. İlk mezunu 82'de verdi. 83'te hocam ortaokulu biz... ve liseyi okudunuz değil mi burada? O dönem yok, öyleydi. Yok. Ortaokulu, Mezri Ortaokulu Mezri, okudum. He, aynıyız. İlkokul, evet. Cumhuriyet İlkokulu. Yan tarafta yıkılan Mehmet Akif'in binası. Sonradan yapılan bina değil. Biz eski binada oturduk. Arada mesafe vardı zaten öğretmen eviyle. O öğretmen evinin bütün odalarını tek tek mesela biz değişik kollarda görev yapardık. Mesela sabah dersimiz varsa öğleden sonra işte çevreyle ilgili... koldaysanız, işte kültürle ilgili koldaysanız, resimle ilgili, müzikle ilgili. Öğleden sonra mesela bizi çağırırlardı, orada faaliyetler yapardık. Çok doğru. Yani o binayı gezmek müthiş haz verirdi bana. Çünkü olmaz mı? Gezdiğiniz olmaz. Zaman diyorsunuz 70-80 senelik, 90 senelik tarihte geziyorum. Bu merdivenlere şey. Değil mi yukarıya çıkamıyor? Hayır, bayılırım oraya. Bunlar tabii önemli şeyler. Fatma Hanım mesela o eski adliye binası 2-3 katlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir şey yapmış orada. Proje yapmışlar ve her katı, her bölümü özel bir sanat alanına ayrılmış.
Biz dünyanın 50 küsur ülkesinden sanatçı geldi oraya. O binayı böyle gösteri kabararak gezdirdiler. Adamlar şok oldular böyle binayı gezdiklerinde. Sergi salonları, seramik atölyeleri, cam seramik, heykel atölyeleri, resim atölyeleri, hat, tesip atölyeleri, ebru atölyeleri. Yani geziyorsunuz böyle sanat tiyatro atölyeleri. Yani aklınıza ne gelirse ne atölyesini yapmışlar ya. Ve hepsini görevlendirilmiş. Yani. Aksine bir de 10 tane Çinli master dediğimiz üst düzey usta sulubaya sanatçısını çağırdı. Orada 10 gün bir hafta misafir etti. Bu da bayağı bir maddi yük zaten. Çin'den buraya getireceksiniz. Burada bir hafta misafir edeceksiniz. Onlara özel bir sergi açtık. Zeugma Müzesi'nde. O zaman Nabi Avcı Kültür Bakanı'ydı. Biz orada dünyanın en büyük sulubaya resmini yaptık. Çok güzel. Biz her etkinlikte dünyanın en büyük bir arttırarak sulubaya resim yapıyoruz. Çıtayı yükseltiyoruz. Mesela birinde ilk Bornova Belediyesi'nde yaptık. İşte 20 metre yaptık. Sonra diğerinde 30 metre yaptık. En son geldi Gaziantep'te 40 metreye yakın bir sulubaya resim yaptık. Yarısını konumuz da yemek olduğu için çoğunlukla Fatma Hanım özellikle yemekleri istedi. Yarısı yemekte olsun. Yemekleri yapın dedi. Antep'in evet, ben yemeklerini. Onu biliyorum. Biz sanatçılara sorduk. Dedik siz hangi fotoğrafı resmetmek istersiniz? Fotoğrafları seçtik. Mesela Antep'in yemeklerini seçtiler. 1 metreye, 120 santime, işte 40 metre boyunda yarısı Antep yemekleri. Yarısı da Antep'in tarihi, kültürel yerlerinin resimlerini yaptık. Bakın 40 metre resim, yaklaşık 100 sanatçı orada resim çalıştı. 100 sanatçının imzasıyla ortaya çıkan, bir bugün eser. Dünyada söz sahibi olan sulubaya sanatçılar onlar. Harika. Bakın imza atanlardan biri mesela, evet. Liu diye bir sanatçımız. Çin'in en iyi, en bilinen sanatçılarından biridir. Bizim Çin temsilcimiz. Evet hocam. Adam mesela bir resim yapıyor, tanesi 5000 dolar. Sulubaya resme işte o fiyat verilir mi diyeceksiniz ama. Bir şehir, bir alanda. İmza atıyor adam orada, o Antep'te geliyor. Orada sen onu 5-10 milyar verip ağırlıyorsun ama adam bir imza atıyor. İmzası bitiyor. Zaten 20-30 milyar. Tabii. Değil mi? O ünlü ressam Göte'nin o meselesi gibi. 3 saniyede karalıyor ama değil mi? Tabii onu birçok şeye çok örnektir. Çok ideal bir örnektir efendim. Onu bir sanatın. Sevgili hemşerimiz Mustafa Keser şeye söyledi o zaman. Show Haber'in meşhur anchorman'ı kimdi? Unuttum şimdi ismini. Reha Muhtar'a mı? Reha Muhtar'a evet. Canlı yayına çıkarttı o zaman. Sevgili Mustafa abi meşhur olduğunda. Bravo. Ya dedi, siz dedi nasıl çıktınız dedi, nasıl meşhur oldunuz canlı yayında unutmuyorum. Bakın dedi size dedi bir ressamın hikayesini anlatayım. O Mustafa abi hikaye anlatmayı çok sever. Evet. Mustafa abi diyorum çünkü ben İzmir'de öğrenciyken Hayal Has benim. Hepimizin teyzemin kızı biliyorsunuz. Her ne kadar yaşını göstermese de buradan selam olsun. TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Hayal Has benim evet. Teyzem kızı. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. Biliyorsunuz. Biliyorum bilmez miyim? O TRT'de olduğu için Mustafa Bey'le biz arada bazı toplantılarda Elazığ günlerinde falan böyle buluşurduk. Reha Bey'e o zaman o meseleyi, sizin bu meseleyi anlattı. Reha Bey tabii ne diyeceğini bilemedi. Ben bu meseleyi çok kullanırım. Bir nevi aşağılamak için belki de söyledi bilmiyorum yani Mustafa Bey'e. Sen birdenbire mi ortaya çıktın falan der evet. Gibi. Adam o zaman geldiğinde zaten 40 senelik sanatçıydı. Mustafa Bey çok meşhur doğru. Olduğunda yani 40 küsür senelik sanatçıydı. Bu musikiye emek vermiş. Hocam böyle bir de eğitimle gelmiş. Yapıyorsun bak Mustafa abinin yaşı ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Şimdi çok güzel bir şey. Elbette ki hocamın bahsettiği olay özellikle Fatma Şahin. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi'nin yaklaşımı harikulade bir yaklaşım. Hocam evet, da takdir evet, eder. Evet. Bir şehir bir alanda kendini gösteriyor ise topyekün o şehrin İdarecilerinin de ona destek vermesi başarı gerekiyor. Başarı hiçbir zaman için tesadüf değil. Tesadüf değil. Şimdi valisiyle, gelen valiler de buna empoze ediliyor. Fatma Şahin o şehre eğer İstanbul'dan uçağa binip bir insan yemek yemek için Antep'e, Gaziantep'e gidiyor ise evet. Ben takdir ediyorum. Onun arkasında duruyor belediye başkanı. Biz Elazığ olarak birinin numarayız diyoruz ama içi boş. Bakın, içini doldurmamız lazım. Belediyemizle, valiliğimizle, tüm birimlerimizle biz bunu benimsemeliyiz. Doğru mu söylüyorum? Bakın bir küçük detay vereyim. Lütfen. Biz 6 büyük etkinlik yaptık dediğim gibi. İlk 2012'de bir Çince bilen tercümanımız vardı. O evet. Da Uygur Türk'ü bir arkadaşımızdı. Resim sanatıyla ilgilenen. Gönüllü olarak geldi. Bize bir 3 gün Çinli sanatçıların
la aramızdaki diyaloğu gerçekleştirdi. Çinli arkadaşlar çünkü pek İngilizce de bilmiyorlar. Orada biraz kapalı bir toplum biliyorsunuz. Antep'te çok şaşırdık. İki tane Çince tercüman vardı. Çince bilen, Çince ve İngilizce. Aynı anda Çince, İngilizce, Türkçe'ye çeviri yapabilen iki tane kiralamıştı. İşte bu. Yani altyapı hazırlamış. Elbette. 10 tane usta Çinli sanatçı gelecek diye biz herhangi bir öyle bir teklifte bulunmadık. Hani çünkü çat pat İngilizceyle anlaşabilirler diye. Bu önemli bir şey çünkü. Bu vizyon. Ama yani çok rahat ettiler. O tesadüf değil. Başarı yani tesadüf bir hafta orada kaldılar. Ya. Çok rahat ettiler. Fatma Hanım'ın orayı kazanması. O... Bir tanesi hatta tuttu. Bir gün akşama kadar Fatma Hanım'ın çok güzel bir portresini yaptı. Gönüllü olarak kendisine hediye etti. Harika. Şimdi söylediğimiz olay bu. Neden Elazığ'da olması? Şimdi büyükşehir, Gaziantep büyükşehir, evet. Ama büyükşehir insanların kalabalığı ya da şehrin büyümesiyle alakalı değil sadece. O şehrin vizyonuyla da alakalı elbette, diye düşünüyorum. Elbette. Şehrin bakış açısıyla, kültürüyle, sanatıyla, ekonomisiyle elbette ki önemli. Efendim o şehrin insanların bakış açısıyla, medeniyetiyle de evet, endeksli diye düşünüyorum büyükşehir olmayı. Aynen. Sadece kuru kalabalıkla büyükşehir olunmuyor. Olanları da görüyoruz netekim. Evet. Bunlardan bahsettik. İşte bu etkinlikler, yani Uluslararası Sulu Boya Derneği'nin Elazığ'da neden bir etkinliği olması, böyle bir çalışma var mı ya da oldu mu? Yani ilk etapta ben belediyemizin de Kültür Sanat Danışma Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Biliyorum. Orada da birkaç kere aynı üyesiyiz. Evet, söz evet, oldu. Önce küçük çaplı bir çalışma yapacağız. Yapmaya karar vermiştik yani bu yaz özellikle, ama şimdi salgın dolayısıyla bu pek mümkün görünmüyor. Yani yurt dışından birini getirtmemiz çok zor. Hocam öncelikle şeyi soruyorum. Ama Türkiye, küçük çaplı bir çalışma ilk etapta yapacağız. Yani bunu sorabileceğim en yetkili isim sensiniz. Evet. Sizsiniz. Yani Türkiye'nin resimde, genel anlamda resimde, evet, dünyadaki yerini, sonra da Elazığ'ın Türkiye'de ve dünyadaki yerini öğrenmek istiyorum. Şimdi, özellikle Türkiye yani üzerindeki. Şimdi, bu şehrin güzide önemli bir sanatçısı olarak sana soruyorum. Estağfurullah, teşekkür ederim. Bu sadece günümüzle alakalı değil. Geçmişte biliyorsunuz bizim tarihimizde çok büyük sanatçılarımız var, sanatkarlarımız var, muhakkak, sanat eserlerimiz var. Biz bunu arkadaşlarla veya alanında uzman kişilerle sık sık tartışmışızdır. Evet. Ben 20 küsur senedir üniversitede sanat eleştirisi derslerine de girdim. Evet. Artı lisans sonrası uzmanlık, master'ım da Türk İslam Sanatları tarihi üzerine aslında. Tezim Türk Sulu Boya Sanatı tarihini araştırmıştım, ama genel olarak tabi eğitimi görürken bütün tarihi inceleyip görmeniz gerekiyor. İncelediğimizde birçok tarihçinin, bu alanda kafa yoran kişilerin şöyle bir fikre sahip olduğunu görüyorsunuz. Biz çok iyi sanatçılar yetiştirmişiz. Tarihimize baktığınız zaman ressamlar da yetiştirmişiz, özellikle mimari alanda. Hocam Elazığ'ın ruhunda sanatçılık ama var mı? Var tabi. Ona yani geleceğim. Var. Ona geleceğim. Şimdi sebep şu, dünya genelinde çok iyi tanınmıyoruz. Mesela bundan bir 10 sene falan önce dünya resim sanatı tarihinin 7000 dünya sanatının 7000 yıllık tarihi diye bir kitap ansiklopedi yayınladılar. Türkiye'den yabancıların yaptığı eserler var. Mesela bir Süleymaniye yok bakıyorsunuz, bir Mağlova kemeri yok bakıyorsunuz, bir Selimiye camisi yok. Yani Mimar Sinan bugün dünya tarihindeki en önemli 3-5 mimardan biri, belki de en önemlisi. Kesinlikle. Ama eserini almıyor kişi. Sebebi şu, şimdi bu tür eserleri ortaya çıkaranlar, yapanlar genelde uygulayıcılar değil. Eleştiri yapıp yorumlayan, onların yazısını yazıp kitabını hazırlayıp yorumlayan kişiler. Biz böyle insanlar daha yeni yeni yetiştiriyoruz. Yoktur. Dünya geleninde söz sahibi olabilecek. Yani düşünün şimdi, mesela dünya genelinde bir müzik eleştirmeniniz var mı? Yok. Sinema eleştirmeniniz var mı? Tiyatro yok, eleştirmeniz var profesyonel mı? Profesyonel anlamda. Yani yok, profesyonel kendi çapında diyorum var. Yani, gazete köşeleri var. Bak hocam. Türkiye'de ben, biz bize çalıp söylüyoruz. Biz bize söylüyoruz. Ben bravo, dünya genelinde söz uluslararası sahibi olabilecek. Mesela bir kişi çıkıp da dünya tiyatro sanatını eleştirebilecek, yorumlayabilecek bir makale yazmış mı? Bir kitap yayınlamış mı? Bunlar çok önemli. Çok önemli. Sanat alanında da bu fazla yok. Yani bizim arkadaşlar mesela, kusura bakmasınlar, biz sanat alanında da makale yazıyoruz, ediyoruz, yapıyoruz, yayınlıyoruz, ama dünya genelinde dünya sanatını etkileyebilecek, sarsabilecek yorumlar yaparak makaleler kaç kişi yazdı?
Yani bunu düşünmek lazım. Bu önemli. Yani çünkü duyurmayı sağlayanlar bunlar. Bunlar duyurmayı sağlıyor. Yani senin çok iyi uygulayıcı olman öteki taraftan... Sanatçı olması gerekmiyor ama sanattan anlaması gerekiyor. Şey de yapmıyorlar. Yani biraz tabii hayır deseler de biraz ayrımcılık da var. Yani mesela adam diyelim ki Batı toplumu, Doğu toplumu diye sayıyor seni. İşte İslami bir toplum diyor ve Türkiye'ye pek bakmıyor. Yani Türkiye'den de ressam çıkar mı diyebiliyor. Hocam bir de... O da bayağı bir şey çok özür dileyerek araya gireceğim. Bir kökeninin olmayışı mı? Yani elbette, biz şimdi... inancımız gereği resme, bazı sanatlara hep uzak durmuşuz. Türkiye'nin daha doğrusu... yani doğru mu? İslam sanatında şöyle bir hatta şey var. Hatta yani, padişahlarımızın portrelerine dahi... Fatih Sultan Mehmet başlatmış biliyorsunuz. Başlatmış ki... Ki ondan sonraki bütün padişahların portreleri yapılmıştır. 15. yüzyıl malum. Tabii. Onu tarihe kadar Türkiye'de ressam yok. Ressam var. Ama ressam var. Şeye çıkmıyor yani. Ön plana çıkar. Tabii ki. Kafir gözüyle bakıyor. Batılı anlamda ressam yok. Evet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in biliyorsunuz müthiş bir resim koleksiyonu var idi. Ama oğlu haraç mezat satıyor. Dağıtıyor resim koleksiyonunu. Yani nasıl olmuşsa 3-5 resmi kalıyor portresiyle beraber. Ama biliniyor yani şu an işte Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de müzeleri dolduran ressamların birçoğundan örnek resimler var, orijinal. Fatih Sultan Mehmet'in o resim koleksiyonu kalsaydı belki bir Louvre Müzesi gibi olmaz ama ona yakın bir müzemiz belki de vardı. Korkuşmuş olur. O bile müthiş şey çekerdi. İlgi çekerdi değil mi? İlgi çekerdi, turist çekerdi. Yani Louvre Müzesi'nin Fransa ekonomisine katkısı, bir Van Gogh'un Hollanda ekonomisine katkısını biliyor musunuz yüzde kaç? Eminim fazladır. Çok fazla. Yani herhangi bir sektörden bile fazla. Van Gogh'un her şeyini kullanıyor adamlar. Bir sanatçı, bir ressam. Harikulade. Bakın, İslam sanatıyla görsel sanatlara girmemiz lazım burada. Şimdi bu aslında şöyle söylenebilir. Şimdi bir insan içki içiyor, içki bağımlısı. Bırakamıyor. Nasıl oluyorsa tedaviyi görüyor, geri dönüyor ve içkiyi bırakmış oluyor. Yani iradesini bir şekilde kullanıyor, içkiyi bırakmış oluyor. Şimdi siz o kişinin önüne durmadan gelip içki içmezsiniz, içkiyi önüne getirmezsiniz, içkiyi burnuna dayamazsınız. Doğru. Olmaz. Yapılabilir. İradesi güçlüyse sıkıntı olmaz ama herkesin iradesi güçlü değildir. Değil. İşte İslam uygarlığında da böyle bir şey söz konusu. Yani herhangi bir ayet, herhangi bir ayet yok. Herhangi bir hadis-i şerif yok. Yani şunun resmi yapılmaz, bunun heykeli yapılmaz diye herhangi bir şey yok. Burası sadece yola çıkılmış hocam. Tapınma söz konusu girdiği zaman işin içine. Evet. Siz herhangi bir şu küp şekere bile tapınmak amacıyla yaklaşırsanız bu da şirktir. Çok doğru. Yani netice budur. İslam sanatında da böyle bir şey var. Dolayısıyla heykel uzak durulmuş. Tasvir dediğimiz resim canlıların özellikle hayvanları bile yapılmamış. Türkler yoksa Türk resim sanatına baktığın zaman Uygur Türkleriyle beraber müthiş bir resim sanatımız var. Orta Asya Türklerinin yaptığı mesela halı desenler tabii. Menşei neredir? Halının doğum yeri tabii Orta Asya. Orta Asya Türklerdir. Evet. Çadır sanatında ortaya çıkmış bir eşyadır halı biliyorsunuz. Evet. Yerden daha ziyade çadırın üst taraflarına, yanlarına, duvarlarına asmak için yapılmış. Kullanmış. Süslemelere bakıyorsunuz. Ya o üzengilere, kemerlere, metal aksamlara bakıyorsunuz. Bitki motifleri ya öyle ben grafik tasarımcısıyım mesela. Bakıyorsunuz adam öyle bir tasarım yapmış ki deformasyon yapmış, illüstrasyon yapmış. Yani bir aslanı almış, bir geyiği avlarken öyle bir resmetmiş ki yani o çevikliği, o kıvrımı, geyiğin süsleri, boynuzları böyle o kadar güzel çok birleştirmiş doğru. ki yani bir çok doğru. Şu anki bir modern tasarım seviyesine yaklaşabilecek şeyler. Çok doğru. Mesela şunu söyleyeyim. Buyurun. Hat sanatı mesela bizde çok gelişmiştir bu sebeple. Evet. İslam sanatında özellikle. Süsleme sanatı çok gelişmiştir. Çünkü insanlar bana ne bakar, nasıl bakar? Ben bir yüz yaptığım zaman, bir hayvan resmi yaptığım zaman hoş karşılamazlar mantığıyla. Daha ziyade süslemeye ve yazı sanatına ve mimari sanata yönelmişlerdir. Doğru, mimari. Mesela Batı sanatında resim sanatının en büyük alıcısı devlet ve kiliselerdir. İşte çünkü, o da hocam insan Hristiyanlığa bakıyorsunuz. Bakın Hristiyanlık dinine baktığınız zaman Hristiyanlıkta anlatımlar hep
kutsal kitapta anlatılan hikayeler resimle desteklenmiş, insanlara anlatılmış. Biz onu yazıyla anlatıyoruz. Mesela camiye gittiğiniz zaman ayet-i kerime yazıyor. Yani ayet-i kerime şunu 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 şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, emir veya işte tavsiye yazıyor. Orada öyle değil. Orada yazıyı yazmıyor. Yazı da kullanıyorlar ama. İşte ne kadar güzel ipucu veriyor değil mi? Sixtine Şapeli'nin tavan resimlerini yapıyor mesela. En meşhurunu biliyorsunuz. İşte Hazreti Adem'i yaratma sahnesi. Tanrı'yı resmediyor adam. Evet. O Tanrı mı değil. Tanrı'nı işte öylesine mümkün değil. İslamiyet'te mümkün. Tabii. Mümkün. Resimle gösteremiyorsunuz bunu. Ama bakıyorsunuz işte Adem ile Havva'nın kovuluşu. Çok güzel bir ispat o. Kutsal kitapta, İncil'lerde olan hikayeleri bu şekilde sanatçılara resmettiriyorlar. Şimdi dikkat ederseniz. Ama İslam sanatında, özür dilerim, İslam sanatında bunu yapamıyoruz. Mümkün. Yapmadık. Yazı sanatı gelişti. Bakın Picasso'dan demin yazı bahsettik. Evet. Demin bahsettiğimiz o 3 dakika 1 dakika değil, evet. 60 yıl 1 dakika, evet. Onu Picasso'ya mal ederler. Evet. O hikayeyi. Vefat etmeden önce şeye de verirler, evet. Evet, birçok sanatçıya onu bahsediyorlar. Ama bunların en meşhuru Picasso'dur biliyorsunuz. Picasso. Çok hazır cevaptır böyle. Guernica, bugün dünya genelinde savaş karşıtı olan en meşhur resimdir. Yani 2 küsur metreye 8 metre boyunda bir resimdir. Siyah beyaz bir resimdir. Bir general kendisine soruyor sergide. Diyor ki, kim yaptı bu rezaleti? Resme bakıyor. Picasso da bakıyor, asker ya, sizi yaptınız diyor. Yani cevabı veriyor. Orada şeye bahsedeceğim, İslam sanatından bahsedeceğim. Şimdi Picasso'yu eleştirmen bir arkadaşı, yanlış hatırlamıyorsam Sabancı Vakfı'nın bir sergisiydi. Sabancı Vakfı'nın çok iyi bir hat koleksiyonu vardı. Hani meşhur laf var ya, Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, Kahire'de okundu, evet. İstanbul'da yazıldı, yazıldı denir. Hat, evet, sanatının ne kadar iyi geliştiğini ifade etmek için kullanılmış bir vesiledir. İşte o 15 ve 16. yüzyılın en meşhur hat örneklerini, orijinallerini New York'a gönderdiler. Orada sergilediler ve değişik dünyanın değişik ülkelerini gezdirdiler. Yılını tam hatırlamıyorum. Picasso hayattaydı o zaman. Hayattaymış yani. Arkadaşını götürüyor bu sergiye. Picasso son dönemlerine baktığınız zaman hep böyle lekesel. Fırçayı alır, pat 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 3-5 çizgiyle bir boğa yapar, bir çiçek yapar, bir insan yapar 3-5 çizgiyle. Ve çizgiler de bizim hat sanatındaki kalından inceye doğru giden çizgilere benzer. Evet. Gezince sergiyi çok beğeniyor. Ya bunlar ne diyor? Arkadaşı diyor ki, bunlar 16. yüzyıl Türk İslam hat sanatı, yani yazı, evet, sanatı eserleri diyor. Picasso'nun cevabı şu, hayır diyor. Bunlar diyor yazı değil, bunlar resim diyor. Adamlar benim şu anda yapmak istediğimi diyor, 500 sene önce yapmışlar. İşte bu. Evet, evet şefim, sen gene o görüntüyü gördü tabii, izleyicilerimiz gördü değil mi? Vallahi biz sanata dalı, kusura bakma. Senin sanatın ayrı. Sanatı bırakın, yemeğe dönelim. Tamam, eyvallah. Aç şey oynar mı? Sanatçı da oynamaz. Eyvallah. Efendim, öncelikle iyi yayınlar Milat Bey demiş. İşinin hakkıyla yapan iki değerli insan. İnsanı bir arada görmek mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hocamın yanında bizim semeremiz okunmaz. Estağfurullah. Değerli bir üstad. Ben çok saygı duyarım kendisine. Sanatına özellikle ve çabasına, gayretine, sanat adına. Bizleri mutlu etti bizleri demiş. Ben Akif Kıraç. Sayın Başkan'ın böyle bölgemize yapmış olduğu projeler takdir ederek takip ediyor ve destekliyoruz. Bütün bölgelerimize örnek olacak bir emek ve emek var. Teşekkür ederiz demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, bir mesajımız daha var. Balıkesir Edremit'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar. Haluk Şanlı bize ulaşmış. Selam olsun. Teşekkür ederiz. Amcam oldu. Evet. Hürmetler, saygılar gönderiyorum. Efendim, mesajlarımız geldikçe okuyorum. Kuzova Derneği Başkanı ikinci bölümümüzde, reklam sonrası bölümümüzde bizimle birlikte olacak. Çok değerli Soner Özkan Başkan. Onunla da konuşacağımız çok güzel şeyler var. Buradan söyleyelim, o mesajınızı tekrar okuyacağım o geldiğinde. Emin olabilirsiniz. Evet, bir de ikinci derneğimiz var. Hocam 45 dakika bize yetmez. Malum.
İnşallah. Ben boşluğunu bulacağım, bir daha şimdi alacağım hocamı. Sanatın ne olduğunu... Hocam çok zevk aldım. Sanatın ne olduğunu anlatırken biz derslerde tabii ben sanat eğitmenliğinde, öğretmenlikte 32. yılını çalışıyorum. Maşallah. Belki ben de yaşım ortaya çıkıyor ama... Öyle deme işte. Biraz, belki genç görünüyor olabilirim. Yok maşallah. Şimdi... Itri olması lazım ya da Dede Efendi de olabilir, tam hatırlamıyorum. Ölüm döşeğindeyken yanında tabii öğrencileri var. Evet. Ağlıyorlar, üzüntüler. Böyle bakıyor. Evladım ne oldu diyor. Niye ağlıyorsunuz? Ya üstadım diyorlar. Musiki dünyası büyük bir deha, büyük bir insan, büyük bir usta kaybediyor. Nasıl ağlamayalım diyor. Eyvallah. Elini tutuyor. Öyle deme evladım diyor. Musiki dediğin diyor bir derya diyor. Biz paçalarımızı çevirdik. Hafiften bir girdik diyor. Çok sanat tarifi yapılmayan ender kavramlardan biridir biliyorsunuz. Çok net doğru. Bir tarifi yoktur sanat. Gerçekten öyle. Yani sanat şudur diyemezsiniz. Bunun tarifini yaparsınız. Şekerin tarifini yaparsınız. Suyun, havanın yani... Soyut, somut birçok şeyin tarifini yaparsınız. Soyut olması önemli değil. Yine tarifini yapabilirsiniz ama sanat dediğiniz zaman sanat insanlığın ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren yani dünyada varlığını neyle hissettirmiş? Sanatla hissettirmiş. Hocam dünyanın yani bir taşı kesmiş, yontmuş, bir duvara resim yapmış, bir ev yapmış, bir eser yapmış, bir şey yapmış. Yani demin anlattığımız gibi Türklerin en eski tarihine neyle ulaşıyorsunuz? Sanat eseriyle başlıyoruz. Sanat eseriyle. Yani çok doğru. Halı deseniyle, kilim deseniyle, üzengi, döküm örnekleriyle. Dolayısıyla sanat böyle bir şey. Evet. Sanat girdiğiniz zaman çıkması zor bir. Mümkün değil. Ne mümkün? Sanatın her dalı ayrı bir derya, ayrı bir alem diyelim. Evet. En büyük sanatçı da yüce yaratıcı. Elbette. Tanrı, değil mi? Elbette. İnsanı yaratmış, doğayı evet. Yaratmış. Canlıyı yaratmış. Necip Fazıl'ın, her birini farklı farklı yaratmış. Mümkün. Rahmetli Necip Fazıl'ın sevdiğim güzel bir lafı var. Söyle hocam. Diyor ki anladım diyor sanat Allah'ı aramakmış. Gerisi çelik çomak oynamakmış diyor. Aynen. Çok güzel. Yani aslında bu doğru bir şey. Çünkü bir düşünür de şöyle diyor aslında bu biraz tehlikeli bir söz olarak da ad edilebilir ama ben bazen kullanıyorum derslerde de. Diyor ki eğer diyor insan dünyadaki varlığını bütün her şeyin amacı aslında dünyadaki varlığınızı araştırmaktır. Kesinlikle. Yani insan her ne iş yapıyorsa yapsın, her ne hakkında çalışıyor, ne yapıyorsa yapsın aslında sonuç gelip ona dayanıyor. Yani ben neyim, ne için çalışıyorum, niye dünyadayım? Bunu yaparken eğer belli kurallar dahilinde ilerliyorsanız diyor bunun adı dindir diyor. Eyvallah. Kuralları belliyse diyor, ben böyle yaratıldım, böyle gönderildim, görevlerim şunlar. Ama diyor biraz çıkarsanız, çok doğru bir söz gibi olmayabilirdi ama diyor bu kuralların dışına çıkarsanız gittiğiniz yolun adı sanattır diyor bazılarda, batılı düşünürlerin bazıları. Eyvallah. Çok farklı fikirleri var biliyorsunuz. Farklı fikirler. Ama sanatın esas amacı aslında o, insanın kendini araması. Kendini bulması. Yani, doğru. Selamun aleyküm, Milad-ı Mutfağı programında bir mesaj paylaşabilir miyim demiş. Valla paylaştınız. Devamı da bekliyoruz diyelim. Evet. Efendim gerçekten çok güzel bir sohbet ama inanın haz duyduğum bir sohbet ama doyamıyoruz. Ben hocama burada huzurlarınızda ikinci bir program için söz alayım. Hocam, inşallah diyelim. İnşallah. Gerçekten eminim sen de zevk aldın sohbetten. Evet. Çok güzel bir sohbet gerçekleşiyor ama bu sefer böyle 45 dakika değil, böyle 2 saati dolu dolu yaşayalım isterim. Ben de çok uzun zamandır böyle sanattan anlayan sanatın dehası bir insanla sohbet etme fırsatı bulamamıştım. Hocam bizi ihya etti sağ olsun. Eminim sanatı ve sanatçıyı seven birçok izleyicimiz var. Onlar da haz almışlardır diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Mutlaka. Hocam şimdi böyle kısa bir süremiz kaldı. Ben malum üniversitemiz ve sanatçı öğrencilerimiz var. Sanata meyilli. Malum onlar da sanatçı olacaklar inşallah. Evet. Onların durumları hakkında biraz konuşmak isterim. 5 dakika. Kaldı. Şu anda eğitim öğretim online. Yani yüz yüze eğitim iki küsur aydır yapamıyoruz. Maalesef. Eğitimlerimizi interaktif olarak dijital sistemde yaptık. Bitirdik. İşte final sürecine geçtik.
Uygulama işleri biliyorsunuz böyle kulaktan dolma zor bir iş. Çok zor. Çünkü eğitimde en iyi eğitim görüp, duyup uyguladığınız zaman hayatta unutmazsınız. Mümkün değil. Görürsünüz, duyarsınız, anlarsınız ve uyguladığınızda bunu unutmazsınız. Bir nevi kodlama. Basit, tabii basit bir örneği vardır bunun. Mesela bisiklete binmeyi ömür boyu unutmazsınız. Yani bir kere öğrenin bisiklete sürmeyi, 50 sene sürmeyin. 50 sene sonra bisiklete binin. Önce bir sendelersiniz, sonra tekrar sürersiniz. Çok doğru. Yüzme de öyle. Yani uygulama işleri çoğunlukla böyledir. Yani vücut bir kere onu, melekeleri bir kaptığı zaman bu önemli bir şey. Çok doğru. Yüz yüze eğitim bizde çok önemli. Yani bir şeyi göstermek çok önemli. Yani bir kalemi tutuş şeklini gösterirsiniz. Sizin göstermeniz önemli. Ama siz gösterdikten sonra öğrencinin yaptığını görüp öğrencinin neyi yanlış yaptığını öğrenciye göstermeniz aslında daha da önemli. Sizin göstermeniz önemli. Bu kalem böyle tutulur. Ama bunun kadar önemli bir şey de öğrenci tutarken yanlış tuttu yaptı ve sen onu da görüp ikaz edemedin. Evet. Baştan gösterdiğim bir boşa gitti. Boşa gitti. Doğru. Yani dolayısıyla yüz yüze eğitim bizde çok önemli. Eyvallah. Hocam öngörünme yani Eylül'de inşallah ya da Ekim'de örgün eğitim tekrar devam edecek. Yani devam etmesi lazım çünkü bizim uygulama eğitimi yani bizde biz bir yere kadar bu şekilde götürebiliriz. Peki bu kayıp bir dönemlik bir kayıp söz konusu. Ben kayıp olarak görüyorum sanat olarak. Onu yani %100 bir kayıp değil ama onun bir yüzdesi var mutlaka. Onu yani yüzde kaç kayıp mi? Olduğunu bilemeyiz. Telafi edilir tabii. Hızlandıracağız biraz herhalde zannediyorum. Yani zaten bizim derslerimiz 8 dönemlik dersler. Evet. Dolayısıyla kısa bir dönem değil. Hani çok önemli de bir kayıp olmaz. Yani o diğer dönemlerde rahatlıkla telafi edilebilir. İnşallah diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hazır duyduğum bir program çok oldu. Sağ olun. Gerçekten zevkle bir program yürüttük bugün. Çok değerli hocam da bizi kırmayıp geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaşar Sabri Şanlı hocama. Öğrencilerine de buradan selam olsun. Böyle bir deha hocalar oldukları için çok şanslılar diyelim. Ben sanatın genetik olduğuna inanan bir insanım. Aile öyle bir aile. Ömer abiye de tekrar buradan selamlarımı gönderiyorum Ömer Şanlı. O da biliyorsunuz çok iyi bir saz sanatçısıdır. Evet. Her biri ayrı bir dalda, ayrı bir kolda sanatçı olabiliyor ailede. Ben genetik olduğuna inanırım. Bu sanatın. Arput'un özelliği de sanatta, çok ön plana çıkar. Tabii Elazığ'ı sordunuz. Bir cümleyle onu söylemek lütfen lazım. Elazığ'ın tarihine baktığınız zaman sanat alanında çok büyük bir potansiyeli var, geçmişi var. Yani bizim insanımız çok yatkın. Bu topraktan dolayı mı daha nedir, havasından mı, İncelemek lazım. Suyundan mıdır? Hatta bizim Abdullah Bey'in Şekeroğlu'nun güzel bir sözü var. Diyor, Elazığ'ın etrafını kapatacaksın diyor, çevireceksin. Herkesin eline bir fırça, bir ud, bir davul bir şey vereceksin diyor. Mutlaka makbul, diyor yaparlar. Makbul, diyor. Vallahi yaparlar. Aynen öyle. Çok yerinde yani konuşmuş Abdullah Şekeroğlu. Buradan ona da selam. İstanbul'da selam olsun, çok değerli meslektaşım, sahne arkadaşım. Selam olsun. Hı. Efendim ben hocama tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sözümüzü aldık hocamızdan. İnşallah bir daha böyle 2 saatlik bir program yapacağız. Güzel bir doya doya bir program yapacağız. Kısa bir reklam arası, akabinde de Kuzova Dernek Başkanımız efendim, çok değerli Soner Özkan Başkan'la beraber olacağız. Kuzovalıları da ekran başına bekliyoruz. Mesajlarını da bekliyoruz. Hepinize selam olsun efendim. Resimle ilgilenenler belki uzaklaşacak bizden ama uzaklaşmasınlar. Kuzova'yı da inceleyelim. O da güzel bir yerimiz. Efendim şöyle bir kısa reklam arası, sonra tekrar birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz. Evet değerli izleyenler, böyle kısa bir ara arası beklenen isim efendim, böyle vallahi çıkmadan mesajları gelmeye başladı. Gerçekten bölgede, yani bahsettiğimiz bölge Kuzova. Kuzova dediğimiz olay gerçekten azımsanmayacak bir oran. 53 köy, 28 mezra, toplamda 55 bin kişiyi içinde kapsayan bir ova, Kuzova. Ve oranın da çok değerli Kuzova Dernek Başkanı, gerçekten çok sevilen. Arkasına o 53 köy muhtarını da alan çok değerli, kıymetli bir başkan bizlerle efendim. Kuzova Dernek Başkanımız Soner Özkan'la beraberiz. Ben eminim şu anda Kuzovalılar ekran başında. Çünkü tanıtım
Caps'imizi hepsi paylaşmışsınız değil mi başkanım? Evet, evet. Bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin. Bu ikinci programımız başkanım. Bu ikinci program, evet. Vallahi bizi evet. Şereflendirdin. Sağ olasın. Şeref duydum. Zaten gelmeden de birçok izleyicimiz dernek başkanımızı ve o çalışmalarını anlatmak için bizimle birlikte olması için bana çok telkinlerde bulunuldu. Ben de nihayet bir boşluğunu bulduk efendim, ticaret alanı sahası. Evet. Bir de gerçekten çok faaldi. Hem pandemi sürecinde hem deprem sürecinde aynı zamanda bir Ramazan sürecinde de çok yoğun bir insandı. Çünkü kolay değil 53 köye 28 mezraya toplamda 55 bin kişiye hizmet vermek ve arkasındaki o bir devle. Evet. Dev kadroyla 53 muhtarla birlikte hizmet verdiler. Bugün bunları konuşacağız efendim. Tekrar hoş geldin hoş diyorum bulduk. Başkanıma. Başkanım şöyle birkaç dakikanı rica edeceğim senden. Evet. Yemeği başlatalım. Tabii. Olur mu? Tabii tabii. Başlatalım diyorum. Tabii. Yemeğin durumunu öğrenelim. Sonra da sohbetimize kaldığımız yerden geçelim. Tabii bu arada ilk bölümde gelen mesajları da başkanım için onları da okuyacağım. Merak etmeyin. Evet. Şefim. Sen son aşamalara getirmişsin. Daha pilava geçmedik ama. Yol kat ettik. Tavuk pirzolamızı önce bir... Şöyle bir menümüzü tekrar söyleyelim. Menü söyleyelim hocam. Sebzeli tavuk pirzola. Tavuk pirzolamız evet. Var. Bir yanda şehirli pirinç pilavımız var. Pilavımız var. Evet. Bu tavuk pirzolamızı önce bir mühürledik. Arkasından biberi. Ona aynı kendi yağına biraz kızarttık. Sonra biraz salça, domates ve biraz da su verdik. Tabii biraz sulu yemek olduğu için. Aslında yemek neredeyse hazır gibi. Fakat son aşamada bir fırınlayacağız. O zaman sebzeyle et tamamı birbirine özleşir. Daha güzel bir lezzet verir. Bu böylece bu tamamlanır. Ondan sonra ikinci etapta inşallah pilavımıza başlarız yani. İnşallah diyorum. Peki. Ellerine sağlık şimdiden. Şimdi afiyet olsun. Kolay gelsin. Biliyorsunuz pencerede o malzemeleri sık sık çok değerli rejimizle veriyor malzeme listeleri kaçıranlar için. Evet. Artık teknoloji gelişti malum, hemen telefondan çekiyorsunuz, o malzemeler elinizde bulunuyor. Okumanıza teke teker yazmaya gerek yok. Teknoloji çok gelişti. Değil mi? Ya biz köyde Elazığ'a gel bir fotoğraf çekerek, vesikalık fotoğraf. Eyvallah. Artık herkesin cebinde yani. Eyvallah, doğru söylüyorsun. Evet efendim, az önce de söylediğim gibi çok değerli bir başkanla beraberiz. Kuzova Dernek Başkanımız Soner Özkan Başkanımla. Başkanım nasıl gidiyor? Şükürler olsun Milat Bey, iyi gidiyor. Sözlerime başlamadan önce beni buraya davet ettiğiniz için kanal çalışanlarına çok teşekkür ederim. Malumunuz biliyorsunuz geçen hafta içi Cip köylü bir şehidimiz vardı. Canberk Tatar şehidimize Allah rahmet tekrar buradan sizlerin aracıyla ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Aynen. Çalışmalarımıza başladık. İşte bölgemizde yaklaşık bir 10 senedir, bunu 10 yıl 10. yılım dernek başkanlığı maşallah. Yapıyorum. Ben çalışıyoruz inşallah. İşte pandemi sürecinde, deprem sürecinde bazı çalışmalarımız oldu. Yoğunuz yani, programlarımız yoğun. Yaz ayı geldi, yaz ayı içerisinde de bazı çalışmalar yapacağız. İnşallah böyle devam edecek yani işte. İnşallah. Evet. Şimdi efendim ben az önce de söyledim değerli izleyenler. 3 süreci birden yaşadı Kuzova Derneğimiz. Evet. Ben onları özellikle bir malum 24 Ocak'ta bir felaket yaşadı şehrimiz. Bir deprem yaşadı. Onun akabinde elbette ki köylerimiz bu 53 köyde hasarlı evlerimiz malum. Ya da yıkılmaya yüz tutan evlerimiz. Evet. Yıkılan evlerimiz oldu. Bunları dile getireceğiz. Bunlar için derneğin çalışmaları var, büyük çalışmaları var. Akabinde de bir virüs, COVID-19 denilen, koronavirüs denilen bir illetle hem dünya, hem Türkiye, hem şehrimiz elbette ki Kuzova'mız da bu süreçte çok etkilendiler. Bunları teker teker alacağız. Akabinde de içinde bulunduğumuz geçtiğimiz ay, Ramazan ayıydı. Ramazan ayı demek o yardımların yoğunlaştığı aylar. Derneğin bu anlamda da çalışmaları var. Bunları da dile getireceğiz. Ben 51 yaşındayım. Değerli izleyenler. Yani ben yaşımı söyledim. Hani saklayacaktım? Evet. Efendim bu yaşımızı da söylemiş olduk bu arada. Ben doğduğum, kendim bildim bileli bir projeden bahsedilir Elazığ'da. Evet. Değil mi başkanım? Kuzova Sulama Projesi. Evet. Geçen sefer de dile getirmiştik. Aynısını dile getirmiştik, evet. Efendim, nihayet birinci etabı sonuçlandı. Evet. Bunun müjdesini veriyoruz. Evet, müjdesini veriyoruz. Bunları da konuşacağız. İkinci etap nasıl gidiyor? Bunları da konuşacağız. Böyle ben biz gündemden bahsedeyim. Sıraya gideceğiz.
Önce dilersen başkanım, deprem. 24 evet. Ocak'ta bir deprem yaşadık. Evet. Tabii bu 53 köyümüz, 28 mezramızda evet. Eminim hasarlı evler evet. ya da yıkılmaya yüz tutan evlerimiz var. Olmuştur evet, köylerimizde. Var. Bu anlamda ne gibi çalışmalar yaptık? Şimdi bu, onlardan bahsedelim. Bu anlamda deprem sürecinde malum yıkılan evlerimiz oldu. Onlarla ilgili muhtarlarımızla istişare yaparak çadır, ondan sonra gıda yardımı, battaniye, iş adamlarımızın çok büyük bir şeyi oldu, bana desteği oldu o konuda. Öyle çalışmalarımız oldu. Deprem sürecinde mesela şeyleri, binaları teker teker gidip yerinde inceledik. Şimdi fakat şöyle bir şey var. Bu deprem sürecinde yıkılan binaların biz sizlerin aracıyla ben şunu istiyorum. Bu muhtarlarımızın da talebi de programdan önce beni aradılar kendileri. Bütün 53 köyümüzün evet. muhtarına da buradan selam edelim. Evet. Talebi var. Biz EYY yani evini yapana yardım sistemiyle bu evlerin yapılmasını istiyoruz. Çok güzel. Fakat ben vekil beylerle görüştüğüm zaman sayın vekilimiz Metin Bulut'un bize büyük bir şeyi var, emeği var. Maşallah. Hem Kuzova sulama projesinde hem ondan sonra bu deprem sürecinde, pandemi sürecinde köylerimize büyük şeyi var. Yani ben sayın vekilimizin Kuzova bölgesini vekil olarak görüyorum. Gerçekten yani telefon kadar bize yakın. Biz şunu istiyoruz, EYE ile yapılmasını istiyoruz. Fakat evini yapana yardım. Fakat TOKİ aracılığıyla yapılmak istiyor bu evler. Biz bunu istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Mesela TOKİ şöyle yapıyor. TOKİ evi götürüyor. Belirli bir alana, köyün dışında belirli bir alana yapıyor. Vatandaşa mesela 125 bin lirasa TOKİ 275 bin liraya bunu mal ediyor. Arada uçuk bir rakam var. Zaten biliyorsunuz bizim köylerimizin durumu şu an o kadar iyi değil yani. Hem zaten adamın evi yıkılmış hem de 275 bin liraya bir şeye çıkıyor TOKİ'ler aracıyla. Biz bunu EYY sistemiyle sayın yarı yarı yarı, 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 yarı evet yani yarı yarıya yarı neredeyse. Biz bunun için pazar günü bir muhtarlarımızla beraber bir yarın bir araya geleceğiz. Pazar günü de bir öğleden sonra bir yemekli bir toplantı düzenlemeyi düşünüyoruz. İnşallah. Ve vekillerimizi de oraya çağıracağız. Belediye başkanımızı çağıracağız. Şahinkaya köyü veya Bağlarca köyünde bu toplantıyı yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra işte deprem sürecinde muhtarlarımızdan biz listeler istedik. Hani durumu iyi olmayan ailelere nasıl yardımda bulunabiliriz diye. O listeleri aldık. Ondan sonra iş adamlarımızı aradık. Bizlerin bazı destekler oldu. Koli, gıda yardımında. Ondan sonra yani tüm sıkıntılarını, köydeki halkımızın tüm sıkıntılarını, kömür yardımında bulunuldu. O zaman çok biraz güzel. Havalar soğuktu. Buradan tabii, sosyal, evet, soğuktu. Ocak evet, ayı, evet, malum, Ocak ayıydı. Şubat, buradan sosyal zamanları. Yardımlaşma müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Bayağı şey, bir de köylere hizmet götürme birliği başkanımız var. Evet. Bağlarca köy muhtarı. Mahmut Ergün. Onun da çabalarıyla yani köylerimizdeki sıkıntılar deprem sürecinde dernek olarak karınca kararınca şey yapmaya çalıştık yani gidermeye evet. çalıştık. Pandemi sürecinde de 65 yaş üstü hastalarımıza şu 65 yaş üstündeki yaşlılarımıza muhtarlarıma ben telefon numaralarımı verdim. Hani bir şeye ihtiyaçları olduğu için gidip yardımda biz götürelim diye. Malum. Evet. Onun için de yaklaşık bir 70-80 tane ailemize ulaştık. Gittik. Ondan sonra onların ihtiyaçlarını karşıladık. Böyle bir çalışmamız oldu. Ramazan ayında da yine 700 koli. Kuzova bölgesinde 700 aileye gıda yardımında bulunduk. 100 tane çek dağıttık. 100 tane de fakir aile çocuğunu bayramda Ramazan'da giydirdik. Ramazan'da şimdi bayramda giydirdik. Ayrı ayrı değerlendireceğiz. Evet. Ben şöyle bir toparlayayım evet. deprem sürecinde. Evet. Bir kömür yardımı yapılmış efendim. Malum. Yıkılan evleri TOKİ biraz pahalıya mal olduğu için diyor başkanım. Biz EYY. Evet. Evini yani, yapana yardım. Yapana yardım. Evet. Sistemini getirtmek istiyorlar. Evet. Bu konuda da devlet yetkilileriyle başta Metin Bulut vekilimiz. Evet. Onun önderliğinde bir toplantı inşallah yapacaklar. Evet. Ve 53 tane muhtarımızın bir araya geleceği bir kitle oluşturacaklar evet. elbette. Eminim yerini de bulacak. Buna önderlik Kuzova Derneğimiz ve Soner Özkan yapıyor. Evet. Bu güzel şeyler. 700 aileye yardım evet. gitmiş. Bu da güzel bir olay. Aynı zamanda yaşlarımız 65 yaş üstü malum çıkamıyor. Onlara da 70'e yakın aileye evet. Yaşlımızın ihtiyaçları karşılanmış. Teşekkür ederiz onların adına da başkanım. Evet, rica ederim. Yani görevimiz, şey. Görevimiz. Gelelim pandemi süreci yani Covid-19'dan dolayı evet. Bu süreçte birçok işler yaptınız. Orada evet. Ne gibi bu evet 65 yaşa gidilmiş evet. 700 eve
yardım. Bunun evet. dışında bir çalışmamız var. Bir kömür var. Kömür var. Pandemi sürecinde malum kimse dışarıya çıkamıyordu yani. Fakat evet. köylerimize yani biz valilikle izin alarak kavuşmaya çalışıyorduk. Özellikle pandemi sürecinde 65 yaş, biraz önce de söyledim, hasta şey yaşlarımıza koştuk yani. Ondan sonra muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeydik. Abi o da bir talihsiz Şahinkaya köyünde talihsiz bir olay yaşandı. Bir durumu iyi olmayan bir ailemizin evi yandı. Öyle mi? Onun için de evet. Geçmiş olsun. Evet, onun için de çalışmalar başlattık. Derneğimiz tarafından benim çok sevdiğim birkaç tane iş adamı arkadaşım var. Onlara beyaz eşya yardımında bulunduk. Şimdi çadırda kalıyorlar kendisi. Fakat STK Platform Başkanımızla bir istişare yaptığımızda Vali Bey'le görüştü. Onları inşallah eve taşıyacağız. Veya bir konteyner olursa çok sevineceğim. Yani Sayın Valim'den o aileye bir konteyner şey yaparsak zaten biz eşyaların hepsini temin etmiş durumdayız. İnşallah. Yani. Buradan da dinliyorlardır yetkililer evet. diye düşünüyorum. Gereği evet. yapılır. Şimdi ben şu TOKİ ve EYY yani evini yapana yardım. Evet. Olayına dönmek istiyorum evet. başkanım. Bu çok önemli bir olay. Evet. Bakın 275 lira nerede? 120? 125 lira. 125 lira nerede? Evet. Şimdi elbette bu maddi yönü. Bir de TOKİ yaptığı zaman kendi yerinde yapacağını zannetmiyorum. Ya kendi bir, yerinde yapıyor. Kendi yerinde mi yapıyor? Yok kendi yerinde yapmıyor. Ha, toplu bir yani köylerinden uzak ikinci bir köy gibi. Evet. Başka bir yer. İnsanı köyünden uzak etmek... Yani uzaklaştırmak o insana zulümdür. Evet. Doğup büyüdüğü yerler var insanların, değil mi? Tarlası, puntu var. Evet. Kahvesine çıktığında selamlaştığı insanları var. O insanı hele yaşlıysa da biraz, bu insana biraz zulümdür. Şimdi şöyle bu açısından da ele almak lazım, değil mi? Şöyle bir şey Milat Bey. Zaten bizim evlerimizin çoğunun önünde adam bağını bahçesini yetiştirmiş. TOKİ ne yapıyor? Diyor ki köyün dışında bir alan belirliyor. Orada diyor ki bu evleri yaparım size teslim ederim. Ama arada çok büyük bir uçuk bir rakam var. 150 bin lira bir fazla bir rakam madde var. Açısı. Madde açısı. Ama şimdi benim biraz madde açısından çok haklısın. Evet. Ama bir de manevi açısı. Manevi açısı çok önemli. Çok önemli. Çok önemli yani. Şimdi sana karışım. Sen biraz bizden geçsin tabii. Evet. O insanın yerinden yurdundan ayrılması zordur bir yaştan sonra. Değil mi üstadım? Yani o açıdan da ben biraz ele almak istedim. Evet. Gerçekten bir köylü için o alışmış olduğu... Evinden uzaklaşmak, köyünden uzaklaşmak biraz zor gelir. Evet. Şimdi bu açıdan da peki bu EYY kendi yerinde yapma. Yani şöyle bir şey. Biz diyoruz ki bizim köylümüze 125 bin lirayı verin. Biz kendisinin bu, de katkısı olsun. Kendisinin de hani 40 bin 50 bin lira da kendisinin katkısı olur. Ondan sonra bunu köylü evi yıkılan vatandaşımız müteahhit aracılığıyla veya toplu bir şekilde köyde mesela diyelim 10 tane ev mi yıkılmış? 10 tane İMC evi, usulüyle. Evet İMC usulüyle bu şekilde yapıp çıkalım. Bizim elimizde şu an merkezde 4300 küsür köylerimize bizim ev yıkıldı. Yani ağır hasarlı binamız var. Evet. Müthiş bir oran evet, bence. Evet. Bunu orana vurduğumuzda neredeyse köy başı 15 eve düşüyor. Evet yani eve, mesela çok büyük bir oran bence. Şahinkaya köyünde mesela şu an 27-28 tane evimiz ağır hasarlı. İnsanlar çadırlarda kalıyor. Allah bizim mesela buradan Hıdır muhtarım beni aradı dün. Şahinkaya muhtarımız dedi ki ya dedi ben dedi nerede kalacağım dedi. Orada bir tane bir Almancının bir evi varmış. Kendisinden de teşekkür ediyorum. Hıdır abiye ver, muhtarıma vermiş. İşte kalıyor. Evet. Ama diyor ben 3 ay sonra ne yapacağım? Yani büyük sıkıntı çekiyoruz biz. Biz fakat şunu istiyoruz. Yani bir Elazığ'da sadece deprem Elazığ merkezde olmadı. Köylerimizde de bu deprem oldu. Çok doğru. Köylerimizde bir gezsinler, muhtarlarımızın bir görüşlerini alsınlar. Bakın ben deprem sürecinde vekillerimizi tebrik ediyorum yani. Müthiş müthiş çalıştılar. Belediye başkanımız müthiş çalıştı. Bakanlarımız eyvallah. Bakanlarımız bir dakika Elazığ'dan ayrılmadılar. Fakat küçük de olsa yani bir köylerimizi gezip bir bizim bir problemlerimizi, bu depremle ilgili sıkıntılarımızı dinlerlerse çok memnun oluruz yani. Eyvallah. Bazı mesajlar da var. Evet. İlk bölümden gelenler var. Onları da okuyacağım efendim. Hemen okuyorum. Kuzova Dernek Başkanı çalışkanlığı ile tüm bölge muhtarlarının takdirini kazanmıştır. Allah yar ve yardımcısı olsun demiş bir izleyicimiz. Evet. Efendim bir başka mesajımız. Hemen ona da geliyorum. Evet. Sayın Kuzova Dernek Başkanımız Soner Özkan. Depremde COVID-19 döneminde de ve Ramazan ayında göstermiş olduğu hassasiyet ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok duyarlı, düşünceli başkanımız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
Gariban babası, zor durumda adamı, sonuna kadar destekçisin ve duacınız, her şeye için teşekkür ederim. Kanalın çalışanlarına da çok teşekkür ederim. Sizin gibi değerli başkanımızı davet edip tüm Elazığlılara örnek gösterdikleri için demiş. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Evet, ben sağ de olun. Teşekkür ederim. Halkın takdirini, evet. Halkın beğenisini kazanmak, evet. Onların duasına nail olmak çok güzel bir şey başkanım. Yani şimdi çalışınca oluyor. Muhakkak. Evet, çalışınca muhakkak. Oluyor yani. Halk için çalışın. İnsanlar evet. Her zaman takdir görmüştür. Evet. Allah nankörlerden esirgesin diyelim. Amin. Bu amin. Önemli. Evet. Bir başka mesajımız, onu da okuyacağım. Kuzova Dernek Başkanı Soner Özkan'ın bölge adına yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. İyi yayınlar. Çay Yumurtgan bize ulaşmış. Evet. Çay Bey. Biz de teşekkür ediyoruz. Çay inşallah Bey dedim ama bayan da olabilir. Yok, Çay bizim Halköylüdür kendisi. Halköylü. Evet, bizim dernekimize de yakın yani. Bizim, evet. Buradan da Hediller efendim. Derneğimizin de onların damadıyım. Bunlardan selam olsun. Derneğimizin de kendisi üyesidir. Evet, selam olsun efendim. Kendisine selam olsun. Şimdi az önce de söylediğim gibi başkan, ben 51 yaşındayım diye evet. Girdiğim her konuda tekrar yaşımı söylüyorum. Bir Kuzova sulama projesi. Evet. Vallahi bakın benim akranlarım bilirler. Biz kendimizi bildik bileli bir Kuzova sulama projesi diye bir proje var. Evet. Ama ucu bucağı ne yapılır? Bütün siyasilerin de eminin başını ağrıtır bu. Evet. Değil mi? Her gelen siyasi seçilen vekil ya da belediye başkanı bunun yükünü üzerinde taşır. Evet. Ki bırakın bizi. Yani halk zaten her zaman kulaklarında çınlar o Kuzova sulama projesi. Abi nedir bu kuzusu? Bir anlat. Sonra da müjdemizi verelim. Birinci etabı bitmiş. Üç etaptan oluşuyormuş. Evet. Birinci etabı bitmiş. Ki eminim bir üme kazanmıştır o iki şeyde hızlı süre. Şimdi Kuzova sulama projesi bizim 32 yıllık kanayan bir yaramızdı. Yani hani şöyle tabir ediliyordu. Yılan hikayesi diye. 32 yıllık. 32 yıllık. Evet. Yani ben o zaman kaç yaşındaymışım? 18. 18 yaşındaymışsınız. Demek evet. Yani kendimiz o zaman bilebilmişiz. Ben de 4 yaşındaymışım evet. İşte. Şimdi yani benden genç olduğumu söyleyeceksiniz. Eyvallah. Şimdi bizim bu projemiz birinci etabımız 3 etabımız 220 bin dönüm. Birinci etabımız 42 bin dönüm. Bizim birinci etabımızı yaklaşık 3 yıl önce ihaleye çıkarttılar. Birinci etabımızda bazı sıkıntılar oldu. Bu proje kaynaklı sıkıntılardı. Nasıl projenin önceden yanlış yapılmasından dolayı bazı sıkıntılar oldu. Fakat projemiz şu an birinci etabımız bitti. Buradan şantiye şefimiz Köksal Bey'e de sizin aracılığınızla çok teşekkür ederim Köksal Bey'e. Köksal Bey'in büyük emeği vardı. İlk geldiği zaman hatta kim ben... Proje? Evet, şantiyemizin yani projeyi alan şantiyenin müdürü Köksal Bey. Eyvallah. Kendisi selam olsun. Evet, efendim. Kendisine büyük mülkün altında. Evet, kendisine söylediğim zaman böyle bir baktık araziye, dedim ki abi dedim sen bunun altından çıkabilecek misin? Çünkü ben biliyorum yani projenin yanlış olduğunu, yani projede sıkıntılar olduğunu biliyordum. Dedi ki evet. Ben dedi bu işin altından çıkacağım. Birinci etabımız bitti. Bundan bir 25 gün önce bizim üst kanalımız var. Pirinç köyüne doğru. O kanalımızda bazı sıkıntılar vardı. Biz de geçen hafta DSE'yi bölge müdürümüze bir ziyaret yaptık. Kendisiyle bu konuyu görüştük. Kendisi de bizi çok güzel karşıladı. Daha sonra biz Sayın Vekilimiz Metin Bulut'a ben mesaj attım. Ondan sonra Sayın Vekilimiz Metin Bulut DSE'yi bölge müdürümüze ziyarete gitti. Artından da ben gittim. Üst kanalımızdaki arızalar da giderildi. Ben bu programa gelmeden önce görüştüm. Üst kanalımıza da bir su verilecek. Yani 42 bin dönüm arazimiz bu yıl sulamaya açılacak. Toplamda yani. Kaç dönüm demiştin? Birinci etap 42 bin dönüm. 42 bin. Evet. 42 bin sulanma 2 bin kilometre. 220 bin dönüm. 220 bin dönüm. Kuzova toplam. Sulama projesi toplamda 220 İlk bin dönüm. İlk etap bitti. İlk etap bitti evet. Evet. Yaklaşık şu an bir 12 bin dönüm şeker pancarı ekilmiş bölgeme. Müthiş bir rakam. Evet, müthiş bir rakam. Yani ben mesela eskiden gittiğim zaman gerçekten yani Milat Bey yani duygulanıyordum. Ama şimdi gittiğim zaman mesela siz Kuzova sulama projesinden biraz önce bahsettiniz. Birinci etap dediniz, benim gözlerimin içi güldü. Maşallah. Bir gün inşallah nasip olursa gelin bölgeyi bir beraber i̇nşallah gezelim. Bölgemizde gerçekten yani büyük bir bazı çiftçilerimiz mesela bu yıl geçen yıl iki ürün aldılar.
sılaç eken var, mercimek eken var. Tarım İl Müdürümüzle bir çalışma başlattık şimdi. Çiftçiyi bilgilendireceğiz sulu tarımla ilgili. Buradan Turan Karahan. Evet, Turan Karahan. Evet, evet. Kendisi bayağı başarılı. Bizim orada bir de bir örnek köyümüz var tarımla alakalı. Muratçık Köyü. Bayağı güzel organik. Örnek köy, organik evet, organik köy, aynen. Evet. Orada da Turan Bey'in çok güzel çalışmaları oldu. Ben geçenlerde gittiğim zaman yani cıvıl cıvıl olmuş artık. O bizim birinci etapımızı 7 köy kapsıyor. Yani o bölgemiz cıvıl cıvıl olmuş. Fakat şeker pancarıyla ilgili de 12 bin dönüm şey ekilmiş, şeker pancarı ekilmiş. O da biraz yukarıdaki işte P20 kanalına yakın. Eğer o suyu da verdiğimiz zaman inşallah oradaki sorunu da geçiştireceğiz yani. İnşallah. İnşallah. Tabii ki bu çok sevindirici bir olay. Bakın bahsettiği 32 yıl önce başlayan bir sorun bu. Bu 32 yılda birinci etaba gelindi ama bir ivme de kazandı. Yani 42 bin kilometresi değil mi? Dönümlük. 42 bin dönüm, evet. Dönümlük yer bitti. Toplamda 120 bin. 220 bin. 220 bin. İnşallah bu ikinci ve üçüncü etaplarda şimdi, en kısa zamanda. İkinci etapla ilgili bir çalışma var. Var mı şu an? Var. Evet, ondan da bahsedelim. Tagar Çayı projemiz var. Tagar Çayı projemiz Çemiş Gezek'te karşı tarafta yani Tagar Çayı var. O Tagar Çayı'nın suyun altından boruyla getirerek Kuzova'ya kendi cazibesiyle su getirmeyi düşünüyorlar. Önceden bu proje bugüne kadar belki hani etüt çalışmaları falan yapılmıştı. Fakat ya olmadı yani etüt çalışmaları yapamadılar. Niye yapamadılar onu da size anlatayım. Orada Ali Boğazı diye bir yer var. Orada terör sorunu vardı. O terör sorunu da şu an ortadan kalktı. Geçenlerde zaten Sayın Vekilimiz de televizyonda Metin Bey müjdeyi verdi. Tagar Çayı'yla da ikinci ve üçüncü etaba su getirmeyi düşünüyorlar. İnşallah. İnşallah, evet. Büyük bir proje o zaman. Çok o. Büyük bir proje, yani evet. Eğer o iki ve üçü bir arada çıkartacak bir proje gibi, evet, görünüyor. Evet. Yani ben tabii ki Kuzova olarak elbette ki bakıyorum. Ama ülke ve şehir ekonomisine de büyük kazanç getireceğini düşünüyorum. Gerçekten de öyle yani. Değil şimdi mi? Çünkü tarımda, bizim bir, tarıma dönmemiz lazım. Organik yani, tarıma özellikle. Düşünün işte insan şimdi mesela buğday ekiyor, ondan sonra dönüyor, mısır ekiyor, dönüyor, mercimek ekiyor. İşte kavun, karpuz eken var. Şeker pancarının daha önceden mesela büyük bir kısmını bizim Kuzova bölgemiz karşılıyordu. Yani bu sulama projesinden önce Elazığ'da şeker pancarının büyük bir kısmını bizim Kuzova bölgesi karşılıyordu. Fakat şimdi bu su geldikten sonra tamamını inşallah biz şeker pancarının kısmını biz karşılayacağız yani inşallah. Şimdi başkanım, Kuzova'nın çok verimli bir toprak olduğunu biliyoruz. Evet. Yani gerçekten. Şu an Elazığ'ın en verimli toprağı. Verimli bir toprak. Evet. İnşallah bu projeler gerçekleştikten sonra ki önemli bir olay, bizim tarıma dönmemiz lazım. Evet. Üretime. Ülke olarak geçmemiz, evet, lazım. Elazığ'da inşallah Kuzova'mızda bunun önderliğini, öncülüğünü yapacak. Tabii ben eminim, daha önce de konuştuğum için organik tarıma çok önem veren, evet, bir başkanımız var. Evet. Ben o 53 köy muhtarımızın ve o köy halkının onun arkasında dağ gibi olduğunu biliyorum. Evet, Allah birlikte razı hareket edildiğinde birlikten kuvvet doğar, güç doğar mantığıyla güzel işler başarılacağına eminim. Başkanım. İnşallah. Vallahi. Şimdi mesajlarımız var. Onlardan da okuyalım. Efendim. Soner Başkanım gece gündüz demeden çalışıyor. Bütün katkılarından dolayı teşekkür ederim. Şahin Kaya Mahalle Muhtarı Hıdır Şahin bize, evet, ulaşmış. Allah razı olsun. Buradan da Şahin Kaya Köyü'ne. Hıdır Kaya mıydı? Pardon. Hıdır. Hıdır Kaya. Evet. Şahin Kaya. Şahin Kaya Köyü Muhtarı. Pardon. Şahin Kaya Köyü. Hıdır Bey'e de selamlarımızı gönderelim muhtarıma. Soner Bey, başkanımızın yaşamış olduğumuz bu zorlu süreçlerde yardımları, katkıları bu mesaja sığmayacak kadar değerli demiş. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bir izleyicimiz bize ulaşmış, sağ olsun. Efendim yine Sayın Kuzova Dernek Başkanımız Soner Özkan depremde evet ben bunu okudum. Bunu okuduk, pardon. Ha. Özür dilerim. Hemen. Sayın Kuzova Dernek Başkanımız Soner Özkan depremde aynı de mesajı 2-3 sefer gelmiş, evet, çok özür diliyorum. Evet. Yeni gelmiş gibi okuyacaktım neredeyse. Şimdi başkanım, tabii sadece bu süreçlerde yapılanlar
Çok güzel anlattıkların. Ama senin bir de bu Poyraz Köyü'nün karşısında bir anıtım vardı. Evet. Size, nettin onu, bitirdin size, mi? Size söz vermiştim. Söz vermiştim bana. Onun şimdi hesabını soruyorum. Tabii o anıtımız bitti. Ben takipçisiyim efendim. Bak burada söylenenleri unutmuyorum. Evet. Bak, 3 sene önce miydi? Evet 3 sene önce. 3 sene önce bir söz verdi. Ben burada takipçisi oldum. Onu size söz verdikten sonra 1,5 yıl sonra. Yani ben biliyorum. Evet, evet hemen yaptık yani. Bitti mi? Bitti. Elhamdülillah çok şükür. Çünkü orası bir yani ben oraya geçtiğim zaman oradan geçtiğim zaman ben kendimle gurur duyuyorum. Ya şimdi orası biraz stratejik bir yer. Evet. Niye stratejik? Orası biraz böyle Kuzova'ya giriş gibi. Evet. Kapı gibi. Evet. Değil mi? Evet. Oluştu. Gerçekten o Poyraz Karakolu'nun karşısında bir anıtdan bahsetmişti bize yapımına başlıyoruz diye. Müjdesini vermişti. İnşallah biter demiştik ki ben bitireceğinden emindim. Ben evet. Sanayi Başkanlığı'nda da konuşmuştum değerli izleyenler. Bitirmişler. Çok şükür. Bunun da gururunu yaşıyorlar doğal olarak. Vallahi hem oradaki şehitlerimizle ben gurur duyuyorum oradan geçtiğim zaman. Evet. Hem de yani oraya o bölgeye onu kazandırdığım için kendimle gurur duyuyorum. Eyvallah. Evet. Tebrik ediyorum. Böyle sona doğru gelirken bir de köylere çeşme söz evet. vermiştim. Evet. Onun için ne yapıyoruz? Şimdi köylere... Şey yapacağız, muhtarlarımızla istişare içerisinde çalışıyoruz. Bizim WhatsApp evet. grubumuz var. Oradan bir duyuru yaptık. İhtiyacı olan köylerimize çeşmeler yapacağız. Bunun için bir çalışma yaptık. Yaklaşık bir 22 tane falan bir köyümüzün bu ihtiyacı olduğunu bize söylediler. Evet. Size yine buradan söz veriyorum. Bu hafta içi olmazsa bile önümüzdeki hafta içi muhtarlarımızı bir araya toplayarak bu çeşmeleri, maket çeşmeler yani, kendileri götürüp alıp kuracaklar yani. Bu çeşmeleri köylerimize kaç teslim tane? Edecek. Şu an bir 15 tane falan hazır. Bana oluş hazır. Fakat bunu bir 20'ye 30'a falan çıkartmayı düşünüyorum. Yani. Ama şu anda çünkü buradan, 53 buradan, olanlar da var çünkü değil evet, mi? Evet. Buradan bizim MHP'li başkanımız Semih Bey'e sesleniyorum. Işık ver. Evet. Orada kendisinin bir şantiye çalışması var. Semih Bey'den şunu talep ediyorum. Bir 15-20 çeşme de eğer bize bu konuda bir yardımcı olursa çok sevineceğiz yani. Vallahi bak benim haberim yok. Başkan evet, yani evet. Buradan Soner Başkan senden söz alıyor. Vallahi artık derler ya ağanın eli tutulmaz. Evet Semih Başkanımdan isteyeceğim yani Semih bunu. Semih Başkan'ını biliyorum. Kendisi bize bayağı bir gıda yardımında bulundu yani. Yaklaşık evet, ben onu da yapacağını 100 koli falan bize gıda yardımında bulundu. Burada İbrahim Bey çok büyük destekçim İbrahim Gök. Çok evet, değerli avukat. Evet, evet çok büyük Gök destekçim. Bey, evet. Ondan sonra o bölgedeki bazı kişileri söyleyeyim ki hani yükleri benden kesinlikle. Kalsın. Kesinlikle. Evet. Buyurun. Önder Can Polat var. Evet. Buyurun. Evet. O da çok bize yardımcı oluyor. Yani bölgemdeki iş adamların Halis Bey, Halis Dağoğlu. Evet. O da bayağı bize yardımcı oluyor. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Çalışınca insanlar bir şey görünce zaten telefon ucunda her şeyi halledebiliyoruz biliyor musunuz? Arıyorum diyorum ki işte İbrahim abi bizim buna ihtiyacımız var. Beni bir güne ikilememiş. Yani bu saydığım isimlerin hiçbiri beni bir gün ikilemedi yani. Şimdi başkan buna neden kaynaklı biliyor musun? Evet. Güven vermiş. Evet. Yaptıklarınla adam şimdi bir yardım edecekse lan bu adam üçkağıtçı mı, dolandırıcı mı? Bu adam gerçekten bunları yapıyor mu? Evet. Ben yardım yapıyorum ama evet. Bunu nitelendiriyor. Evet. Sen 10 yıldır bu evet. Kuzova için çalışıyorum. Ben biliyorum. Mücadele veren bir insansın. Evet. Bunu sadece ben görmüyorum. İbrahim Bey de görüyor, Halis Bey de görüyor. Vekillerimiz çok değerli de görüyor. Vekiller de görüyor. Efendim çok değerli il başkanımız Semih Bey de görüyor. Evet. O yüzden yerini bulduğu yardımı evet. tamam mı? İnsan devam etmek ister. Evet. Yani yerini buluyor bu. Yapılan yardımlar yerine gidiyor. Gidiyor evet. O yüzden gönül rahatlığıyla o yardımlarına devam ediyorlar bu insanlar da seni ikiletmiyorlar. Allah razı olsun. Yani bu da önemli bir kazanç bence insanın. Çünkü şu dünyadan malum şunu daha götüremiyoruz. Bembeyaz bir kefenle gidiyoruz değil mi? Aynen. Şefim. Cebi de yok. Ha ne götürüyoruz ama? Ne götürüyoruz? Aldığımız dualarla gidiyoruz. Aldığımız itibarlarla bize güvenen insanların evet. o vermiş olduğu güvenle gidiyoruz. Bence bu önemli. Paraymış, pulmuş, yeri geliyor, boş. Dernekçilik. Bu dünyada geçici. Dernekçilik, gönül işi. Gönül kazanmak, insan kazanmak dünyanın en güzel şeyi. Evet. Ha, onları kazanınca Allah o diğerlerini de emin olun veriyor. Evet.
Rabbime doğru mu? Şükür, Rabbime şükürler olsun. Eyvallah. Yani. Gerçekten şimdi bir de son olarak başkanım çeşmeler konusunu bahsettik. Evet. Semih Bey, vallahi ben takipçi sorurum. Evet. Bir 15-20 tane istiyorlar. Evet. O 15-20 diyor ama artık ağanın eli tutulmaz. Tutulmaz. Evet. Derim Semih Işıkver çok değerli iş adamı, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımız. Gerçekten yaptıklarıyla da yapacaklarıyla da kendisinden söz ettiren değerli bir insan. Benim için değerli bir insan, sevdiğim bir insan. Şimdi bir de ilaçlama olayı var köylerimizde. Evet. Değil mi? Ondan da bahsedelim. Şimdi köylerimizde biz her yıl köylerimizi ilaçlatıyorduk. Fakat ben daha önce belediye başkanımızla görüştüğüm zaman bana dedi ki bunu Lavra döneminde yaparsanız dedi daha şey olur, iyi olur yani. Lavra döneminde yumurtlama dönemi. Yumurtlama dönemi. Sinek yumurtlama dönemi. Evet. Bu en hassas dönem. Evet. Buradan İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Ali Bey'le ve belediye başkanımızdan ben talepte bulunacağım. İnşallah önümüzdeki hafta içi tüm bölgeyi önceden zaten 3-4 bir yılda yaz ayında 3-4 defa ilaçlatıyordum. Evet. Önümüzdeki haftada yine bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Köylerimizi komple ilaçlatacağız yani. Çok fakat muhtarlarımızda şöyle bir çalışmamız da var. Diyoruz ki bir tane ilaçlama makinesi alalım bölgemize. 53 tane köy muhtarı bir araya getirelim. Çok pahalı bir olay. Yok çok pahalı değil. Ben bunu Ankara'da önceden görüşmüştüm Melih Bey zamanında. O zaman işte olmadı yani. Fakat bir pick-up alıp arkasına bir ilaçlama makinesi koyarak ilacı da biz köylü olarak köyleri gezebilir. Sürekli gezsin diye düşünüyoruz yani. Bakalım öyle de bir çalışma olursa yani çok iyi olacak. Çünkü il özel idarede idaremiz biz köy il özel idaresine bağlıyız. Yetişemiyor evet. Yani. Ben eskiden köy evet, hizmetleri evet. Şu anda özel yetişemiyor idaremiz yani. Elazığ'da 130 küsür köy var. Ondan sonra hangi birine yetişsin yani? Bir de ilçelere de gitmek zorunda kalıyorlar talepte bulunduğu zaman. İnşallah böyle bir çalışma olursa yani ben muhtarlarımdan görüştük yani bu böyle bir çalışmamız var yani. Şimdi başkanım elbette ki iş adamları bu işin sponsorları. Yani bunları yaparlar. Hı hı. Ama ben biliyorum ki bu köylerimizin çok değerli yetiştirdiği iş adamları da var. Evet. Mesela bir tane profesörümüz var. Yani profesörler var. Şu mesela an, ben Aydınlar Köyü'nden, hanım tarafından. Bundan da selam olsun. COVID çok değerli iş insanları var. Evet. Ben biliyorum. Evet. Onların mesela, onlara ulaşabiliyor musunuz? Ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliyoruz. Bir pekerler var mesela biliyorum. Ulaşabiliyoruz. Selam olsun evet. Efendim peker sülalesi ailesine. Ama onlara mesela şöyle bir şey. Onlar da bu işlerin altına girmeliler bence. Milat Bey şöyle bir şey. Zaten bu yani bizim o kadar çok isteğimiz olmuyor biliyor musunuz? Olmuyor yani. Mesela bir çeşme yapımı olduğu zaman arıyoruz. Diyoruz ki işte bizim çeşmeye ihtiyacımız var. Şimdi sonra başka. İnsanlar da hatır gönüle de olsa yani eyvallah, yapıyorlar. Eyvallah. Anladın ben evet. Eminim ki. Evet. Bırak her kendi köyünü. Evet. Şu 53 köyü. İhtiyaçlarını giderecek tek başına adamlar var. Var evet. Bölgede var tabii. O bölgede var tabii. Yani bu insanlar da ama şu var. O kadar senden önce eminim. O kadar yıldırmışlar ki bu insanları. Evet. Her şey için gitmişler. Evet. Her şey için gitmişler. Küsmüşler o adamlar da. İnan onlara yapmaktan artık bıkmışlar. Ve köylerine dahi gelmek istemiyorlar yeri geliyor. Evet. Ben bunlara şahit oldum. Doğru. O insanların da gönlerini kazanmak. Yaptıkları işlerin yerini bulmasını beklentilerine düşme hakları var. Tabii tabii. Bunlar için mesela neler, bir şeyler yapılabilir, bir proje. Mesela bir gece düzenlenebilir onu, bu insanlarla İstanbul'da ya da evet, Ankara'da. Evet, onun için fikir, ben onu size söylemeyi unuttum. İyi ki hatırlattınız ya, bana. İşte sunuculuk da böyle bir şey. Evet, çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Temmuz ayının sonuna doğru Şahinkaya Köyü diye planlıyoruz. Önceden Koruk Köyü'nde yaptık. Kuzova şenlikleri. Ha, açık alanda. Evet, açık alanda. Ya, i̇yi ki hatırlattınız. Evet, iyi ki hatırlattınız. Onun için bir projemiz var. İnşallah. Bunu ama bu büyük bir proje olacak. Büyük bir proje olacak. Büyük yani katımlı. O İstanbul'dakileri de getirtip oraya. İnşallah öyle bir projemiz var yani. Böyle dört başı mamur, mesela onların güçlerini de kullanarak belki sanatçılar getirilebilir. Evet, öyle yapacağız Milat Bey. Yani ben kafamda çok büyük bir proje olarak düşünüyorum. Ben de damat olarak, o bölgenin damadı olarak bunu gelirim. Kuzova futbol turnuvaları da bir yapabilirim İnşallah. Yani. Vallahi gurur şey duyarız. Ben onur verirsiniz. Buradan çok değerli Zülfü Bala da selam olsun. Evet, onur verirsiniz. Evet kardeşim, o da bu işin bayanlarından. Onu yapacağız yani. Onu Temmuz ayının sonunda
15 Temmuz süreci o günden sonra yani düşünüyorum. Evet. Onun futbol turnuvalarıyla bizim her yıl Kuzova futbol turnuvalarımız var biliyorsunuz yani. Yaklaşık bir geçen yıl bir 18 köylünün katıldığı bir turnuva düzenlemiştik. Biz şöyle düşünüyoruz, diyoruz ki Kuzova futbol turnuvalarıyla Kuzova şenliklerini bir arada yapalım, bir ses getirelim. Buradan da önceden şeyle görüştüm, İstanbul'da bizim Raşit Hacıoğulları abimiz var. O da bize inşallah bu konuda destek olacak. İnşallah. Fakat Metin Bey'le de görüştük bu konuyu. Metin Bey projeyi yapın dedi, getirin önüme dedi, bir değerlendireyim. Fakat işte bu Covid olunca insanların artık daha yani biz elimiz ayağımız durdu. Projeler de durduruldu biliyorsunuz. Evet. İnşallah bunu pazar günü de iyi ki hatırlattınız. Pazar günü bunu ben bir konuşayım yani evet, Kuzova şenliklerine. Şimdi bu işler ekip işi tabii. Evet. Üstad sende bir ekip muhakkak var, vardır. Var evet. Onlarla istişare edip onlarla yola çıkıyoruz. Ben ekibin muhtarlarım. Eyvallah. Allah onların ayağını tırnağını taşa değdirmez. Evet. Çalışıyorlar. Mesela vallahi yani ben gidiyorum bir bakıyorum yani bir köyde hemen bazı değişiklikler olmuş. Çalışıyorlar yani gecelerini gündüzlerini köyler için şey yapıyorlar yani çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Başkanım tebrik ediyorum bu çalışmalarda yani seni evet. Ve tabii ki senin yardımına yanında olan çok değerli. Onların mesela yetişemediği yerlerde ben gidip yetişiyorum. Evet. Birbirimizle istişareli bir şekilde çalışıyoruz yani. Çok güzel. Tebrik evet. ediyorum. Yerini bulacaktır. Her emek yerini bulur inşallah diyoruz. İnşallah. Yine de ben şundan kaçınılmasını istiyorum. Çalışanın yanında olun. Yani eleştiren değil, destekçisi olun. Ha, hata mı yapıyor? Bakın, olabilir. Her insan hata yapabilir. Evet. Onu eleştirmektense, olumlu eleştirmek, yani yıkıcı değil, yapıcı bir eleştiriyle doğru yola sevk edebiliriz. Tabii. Ben bundan yanayım. O zaman bırakın Kuzova'yı, Elazığ'ımız da güzel yerlere gelecektir, ülkemiz de güzel yere gelecektir. Yeter ki biz bunu öğrenelim. Yapıcı olalım, yanında olalım. Evet. Yani kısa ve öz, ayağını oynamayalım bazı insanlar. Evet. Anlatabildim mi? Haset duymayalım. O insanla birlikte inanın, bakın yaptığınız her şey sizin arkanızdan gelecektir. Evet. Maddi manevi. Ben bunu söylüyorum. Soner Başkanım'ı da 10 yıldır bu işin içerisinde. 10 yıldır can siperhane mücadelesine veriyor. Arkasında da bir ordu var. 53 kişilik bir muhtar ordusu. Evet. Her biri de yanında. Hiçbiri evet. arkasında değil. Yani destekçisi demek evet. istiyorum. Her şey yerini bulacak inşallah. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi yemeğimizi yemeye hak ettik mi başkan? Tabii ki. Eyvallah. Evet. Evet. Efendim elbette ki unuttuğu ki eminim yaptıkları birçok şey vardır. Unutmuştur. Şu anda söyleyemeyebilir. Ama her şey yerine bulduğu için bilen biliyor diyelim. Evet. Değil mi? Bilen bilir. Yani bireysel yaptıkları var tabii. Köyler bazında ya da proje bazında değil. İnsanlara destekleri olmuş olabilir. Ben buradan da onlar adına da unuttukları şeyler için de teşekkür ediyorum başkanıma. Ben de size evet. teşekkür ederim. Peki projeler var mı başka bunların dışında başkanım? Vallahi projeler yani sosyal projelerden mi bahsedelim? Mesela mesela yapmayı mesela bir Kuzova eyvallah. Ha, Kuzova futbol turnuvası. Kuzova futbol turnuvası işte. Ha, Kuzova futbol var, turnuvası var. Ondan sonra Kuzova şenlikleri var. Evet, bundan bahsedelim. Ondan sonra yani aklımıza geldikçe işte yapacağız yani. Proje üreteceksiniz. Evet, yani proje üreteceğiz. Bu süreçte devam edecek evet. diyelim. Bir mesajımız daha var, onu da okumak istiyorum. Milat Erdoğmuş'a ve Söner Başkan'a selamlar. Elazığ Kuzova için çalışan herkesten Allah razı olsun. Allah yollarını açık etsin demiş bölge insanı zannediyorum. Evet. Aslında bölgeye insan olmaya gerek yok. Bakın Elazığ insan olması bu bölge için. Oranın her şeyiyle bizler de faydalanıyoruz. Ben o bölgenin insanı değilim, damadıyım sadece. Ama Elazığ adına bir projedir bu. Kuzova demek biz demek, Elazığ demek. Bunu Elazığ'dan ayırt etmiyoruz. Hepsi Elazığ'ın içerisinde. Elazığ ekonomisine bir katkı. Mesela şimdi hatırladım. Bak. Evet. İşte. Evet. Kuzova Hatır Ormanı yapacağız. Maşallah. Onun çok için, güzel. Pilavla tavuk biraz yakıştığı için aynı tabağa. Ya o hakikaten çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Şu görüntüye bakar mısın yani? Evet. Yemeden yanında yak. Yani pilav tavuk çok yakışır. Buyurun. Milat Bey, Kuzova Hatır Ormanı yapacağız. Evet. Onun için de çalışmamız var. Evet.
belirli bir bölgeye belirleyip orada bir kuzu hatır ormanı yapmayı düşünüyorum. Çok yani. Güzel. Şimdi ben biliyorum, yine aydınlardan biliyorum, çok değerli insanları kendi arazilerine hatır ormanları yaptırmışlar, evet, köylüler. Evet. Bunun gibi projeler var. O bölgenin yeşillenmesi de çok önemli. Evet. Değil mi? Evet. Var mı öyle projelerde bireysel olarak? Bireysel senin olarak, yapacağın var tabii. Bireysel olarak yapıyorlar yani. Ama zaten bu su geldikten sonra bizim bölgemiz yemyeşil oldu. Bence de. Evet. Daha da olacak da. Evet, yemyeşil oldu yani bölgemiz. Yani birinci etabımızda mesela o 7 tane köy olan kısım eskiden böyle mesela insana şey bakıyordu, biliyor musunuz? Fakat ben şimdi gittiğim zaman sanki o bölge bana gülüyor ya böyle. Eyvallah. İçimiz açılıyor. Ama yani. Şimdi başkan, evet, çok Elazığ'ın en güzel köyleri de var orada. Evet. Bir Hedi, evet, işte Aydınlar, bir Hal, evet, bir Dişedi. Evet. Buralar gerçekten cennet köşeleri. Evet. Yani teşbihat olmaz. Öyle görülen köylerimiz. Her biri öyle olsa ne güzel olur. Tabii tabii. Değil mi? Tabii. Hangi köy için hatırlamıyorum. Bazı işte Aydınlar mıydı, Hal mıydı? Dünya Bankası'ndan bir yardım herhalde. Kredi mi almış zamanında? Ben onu Hal Köyü diye biliyorum. Hal Köyü diye Hal biliyorum. Hal Köyü biliyorum. Ben de Hal Köyü öyle diye biliyorum. Öyle bir şey, evet, var, geliştirilmiş, evet, zamanında. Evet. Bu çünkü proje için de mesela müracaat edilebilir yani belki Dünya Bankası'ndan. Böyle bir şey. Bilmiyorum. Vallahi siz bana fikir babası oluyorsunuz buradan. Ya ben teşekkür ya, ederim. Ben nasıl bir adamım bilmiyorum. Evet, teşekkür yani ederim. Yani bu örnek teşkil edilir. Evet. Ne demek istediğimi anladım. Anladım, evet. Olabilir. Fikir babası. Biraz büyük oynamak lazım. Ama büyük, gerçekten de öyle yani. Büyük denizde boğulmak lazım yani, biliyor musunuz? Evet. Değil mi? Tabii tabii. Eyvallah. Bu projeler için güzel şeyler. Buyur tadına bak lütfen. Bakayım. Başkanım. Yorduk seni biraz. Sen zaten yoruyorsun. Evet. Ama. Yok yok, estağfurullah da. Şöyle tadına bakalım efendim. Vallahi tavuk da böyle lime lime olmuş ha. Bir de şeye bir bakalım. Yani o pilava mesela, bir bakalım. Bakacağım. Yani diyorduk ya lafa olur ya da çıkarır. Ben biraz yemek seçerim. Biliyor musunuz? En sevdiğim yemeklerden bir tanesi de budur Milat Bey. Şanslı. Evet. Şanslıyım bugün yani. Aslında şanslı benmişim. Değil mi? Evet. Ustam, vallahi buradasın diye söylemiyorum. Bak. Harikulade olmuş. Harikulade olmuş gerçekten. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet şeker olsun. Gerçekten. Her zaman. Çok lezzetli olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ne demek? Sağ olasın. Ha. Efendim. Biz Aylan Süren'in sonuna geldik yine. Evet. Ben çok değerli Kuzova Dernek Başkanımız. Gerçekten çok beğenilen bir başkan. Bölge insanı tarafından büyük çalışmalar sergilediği için çok sevilen bir insan. Geldiği için, bizi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Kuvvet diliyorum, güç diliyorum kendisine. 53 kişilik bir orduyla, bir muhtar ordusuyla birlikte çalışıyor. Bu demek değil ki sadece Kuzova Elazığ için büyük şeyler yapıyor. Allah emeğini boşa vermesin, ayağına taş değdirmesin. Allah kolaylık versin. Allah ben güzel projeler, bir dahaki sefere inşallah güzel projelerle karşımıza çıkacağını tahmin ediyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Programımıza davet ettiniz, bize şeref değer verdiniz. Şeref çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Biz güzel insanlar her zaman burada yeri vardır. Allah sizden razı olsun. Milada mutfağı değil, Elazığ mutfağı. Her zaman da bekliyoruz güzel insanları, Allah güzel Allah işler yapan insanları, başlarışları. Efendim biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Ben tüm izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Ekibimize, bütün televizyon çalışanlarımıza teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Allah kısmet eder ise, ölmez sağ kalır isek, yarın saat 16'da yine burada olacağız. Çok değerli, birbirinden değerli konuklarımız ve birbirinden lezzetli yemeklerimizle değerli şefimi yapacak. Ama yarın çok değerli konuğumuz yapacak değil mi? Biz, biz de yardımcı olacağız. Evet, çok değerli Ali Şekerlisoy hocamız, değerli hocamız. Bizlerle birlikte olacak. Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı. Bize kuzu tandır yapacakmış efendim yarın. Şeref verecek bize. Efendim hepinize hayırlı günler. Yarın görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet olun. Evde kalalım, sağlıklı kalalım diyoruz. Hoşça kalın.